Merhaba değerli izleyiciler. Derdimiz Hayat'ta yine beraberiz. Bugün yeni bir konuyla bir muhabbet gerçekleştirmek istiyoruz. Bünyamin Bezici ve Ali Büyükaslan, ben Necdet Subaşı. Bugün zamanın ruhunu konuşacağız. Bazen böyle boyumuzu aşan konulara yöneldiğimiz, onun üzerinde konuştuğumuz da oluyor. Bugün biraz kendimizi zorlayarak zamanın ruhu etrafında bir tartışma, belki bir müzakere yapmak arzusundayız. Biraz zor diyorum çünkü kavramın ortaya çıktığı bağlam, kavrama ev sahipliği yapan düşünürlerin onu taşıdığı zeminle bizim bugün bu kavram etrafında yapacağımız müzakere biraz farklılık da içeriyor. Bunu dengelemeye çalışarak ama olabildiğince de kavramı bugünün dünyasında yeniden tartışmaya açarak sözü bir şekilde bağlamak istiyoruz. Ben yine zor konuları Bünyamin Hoca ile başlamak gibi bir alışkanlığımız var biliyorsunuz. Bünyamin Hoca'dan başlayarak hatta şu telaffuzu arada biz yanlış yapabiliriz ama evet. Oradan başla. Evet. Çünkü ama ben de mesela Latince telaffuzları çok iyi bilmiyorum. Yani çünkü Latince kavramın kökeninde genius sahaya kuruyor. Siz çok şanslısınız. Sen şimdi Almanca telaffuzun iyi. Ali abinin zaten Fransızca. Evet. Ana dili gibi maşallah ama ben Türkçe telaffuzda bile zorluk çekerken nasıl olacak bilmiyorum ama neyse ki siz çaktırmıyorsunuz. Ben merak ettim ama hocadan dinlemek istemiyorum. Yani dinledim evet. Sesli olarak telaffuzunuzu. Ya ben 4-5 senedir o kavramla biraz ilişkiliyim. Evet. Özellikle konferanslarda falan başımın belasıdır o kavram. Tam onun orijinal adını ifade etmek gerektiğinde perişan oluyorum. Bu şeyle alakalı. Zayt diyorum. Sen diyorsun ki Z değil, S ile Z arasında bir şey falan. Evet. Yani, Arapçada şimdi, zaten anamız ağladı bu saddat. Zıt hızı diye. Evet hocam. Hayır bu kadar konuşmadan sonra ben de yanlış telaffuz edeceğim yok, şimdi. Yok. Kötü olacak. Yani mesele senin yanlışın bizim doğrumuzdan iyidir. Boş ver. Ya bugün de şöyle biraz aslında, muhabbetle girelim istedim. Aslında şöyle yani orada tabii Almanca'dan gelen bir şey var. Oradaki bize Z gibi okunan kavram daha çok Z, S, T karışımı bir şey. Yani Zeitgeist dememiz gerekiyor. Zeitgeist aslında bir kavram olarak İngilizce'ye de geçti. Mesela Zeitgeistik falan yani bağlamında. Yani İngilizce yani şey olarak kullanıyor. Biz de mesela Zeitgeist'ı çevirme konusunda aslında yani zamanın ruhu diyoruz ama her zaman da tam oturmuyor. Mesela Almanca'da böyle kavramlar vardır. Mesela şey de öyledir yani mesela hukuk devleti diye çevirdiğimiz Rechtsstaat aslında Almanların zihin dünyasındaki çevrilebilir bir kavram değildir. Aynı bu da aslında onlardan bir tanesi. Yani bu Zeitgeist. Yani ancak Almanca dil dünyasında yaşarsak mı karşılığını bileceğiz? Tam karşılığını ancak orada bir şekilde. Çünkü o dünya içinde şekillenmiş bir kavram. Ya da mesela bazen işte toplum ve topluluk diye çevirdiğimiz Gemeinschaft ve Gesellschaft kavramları. Bize cemaat diye. Evet ya da cemaat diye, cemaat ve cemiyet diye çeviriyoruz. Bunlar tam oturmuyor aslında. Yani o kendi bağlamı içinde. Kendi bağlamı içinde bir anlamı var. Bizim de öyle kavramlarımız var. Kesinlikle. Canımız sıkılıyor onu haksız yere başka türlü böyle dönüştürerek yorumladıklarında. Hatta hiç çevrilemez kavramlarımız var. Mesela ben onlardan bir tanesini her zaman nasip olduğunu düşünüyorum. Mesela nasibin Batı dillerinde hiçbir karşılığı yok. Gönül kelimesi için de aynı şey evet, kullanılır. Gönül de olabilir. Hiçbir karşılığı yok mesela. Ne yapıyor onu çevirirken? Yani şimdi fortuna diyor. Mesela fortuna talih demek. Yani fortuna. Piyangoya çeviriyor onu. Piyangoya çeviriliyor. Olur öyle şey bir şey ya. Değil işte yani. Seçilmişlik şeyi değil mi o. Yani çok işte nasibin bir karşılığı bak yok nasıl mesela. Bozuldum şimdi. Onun için bu gayet tam söyleyeyim. Yani bağlamını anlarsak kelimeyi herhalde daha iyi anlayacağız. Ya tabii şimdi, ya nasibi kaptırmayız hocam. Öyle şey mi oldu? Evet hocam. Şimdi tabii bu kavrama baktığımız zaman temelde Latince bir kökene sahip olsa da Alman dil dünyasında ve düşünce dünyasında şekillendiğini görüyoruz. Alman düşünce dünyasındaki şekillenmiş biçimi de aslında bir taraftan da 19. yüzyılın başında hani Almanların kendilerini tarihin sonuyla tanımlamalarıyla alakalı bir şey. Yani şöyle düşünüyor yani gerek Herder olsun ki kavram daha çok Herder'den devşirilmiş bir kavram ama daha çok da Hegel'in kullandığı bir kavram. Gerek Herder olsun gerekse Hegel olsun aslında Cermen tarihinden devşirilmiş olan
bağlamın aslında Almanların geleceğini veya işte geleceklerini belirlemiş hali olarak insanın dışındaki bir varoluş biçimi olarak görüyorlar. Yani mesela şey vardı ya. Bir öznellik mi, bir kendine haslık mı? Aslında bir, yani sosyal bilim dili açısından bakarsak buradaki tartışma bir yapı ve eylem tartışması ya da yapı ve aktör tartışması. Yani hani tarihi insanlar mı yapar yoksa tarih içinde insanlar şekil mi alır tartışmasıdır aslında. Sırası gelene yaptırılır mı? Yani burada mesela zamanın ruhu kavramı o dünya içinde aslında hani aktörlerin değil de tarihin kendisinin, zamanın kendisinin aslında bir ruhu olduğu, bir bizim dışımızda bir bağlamı olduğu ve bizim dışımızdaki o bağlamın içine doğduğumuz. Yani, şöyle bir şey mi? Sizin bir iradeniz var. Siz tabii ki bir tercih alanına sahipsiniz, bir şeyler yapacaksınız ama bütün bu yapıp etmeleriniz tarihin sizin için biçtiği hikayeyi gerçekleştirmek üzere var. Evet. Siz o hikayede oyuncu, acayip bir pozisyon. Bir taraftan öyle yani. İşte o yüzden mesela diyelim ki bu düşünce biçiminin daha muhafazakar boyutu aslında hermeneutik düşünce biçimi. Tabii. Yani tarihselci, işte diyelim ki bir anlamda insanın tarih içinde aklın bile, mesela Hegel'de olduğu gibi aklın bile tarih içinde şekil bulduğu tanımlanmış, ve bir anlamda işte mesela Prusya Devleti'nin aslında tarihin en mükemmel gelişmiş hali olduğunu iddia ettiği hikayedir. Ama bir taraftan da bu mesela sadece muhafazakarlar için de geçerli değil. Mesela Marksizmin kendisi de aslında bir taraftan bakarsanız bir nevi bir zamanın ruhudur. Ama daha materyalist bir zamanın ruhudur. Mesela Marx kendisini şöyle tanımlıyor ya, işte ben işte Hegel'in işte baş aşağı duran diyalektiğini aslında ayakları üzerine oturttum diye. Aslında söylediği şey de şu, şöyle yani şeyin Geist'i çıkarırsanız oradan, yani Geist'i çıkardığın zaman geriye kalan da Marksizm oluyor aslında baktığımız zaman. Çünkü Marksizm de bize kapitalizmin gelişiminden devşirdiği bütün kurallarla geleceğin nasıl şekilleneceğini söylüyor. Bu böyle gidecekse gelecek nasıl olacak? Gelecekte şöyle olacak diyor. Yani bu bir anlamda bir hele Marksizm'de bu artık materyalist bir yoruma dayandığı için, tarihsel materyalist yoruma dayandığı için 2 kere 2 4 4 eder gibi. Yani o yüzden Marksizm kendisini bilimsellik atfediyor mesela Marksizm. Oysa Marksizm de kendi tarihselliği içinde bir düşünce biçimi. Ve kendi zamanının aslında farkındalığıyla alakalı bir şey, düşünce olduğunu düşünüyorum genel olarak. Ama Marksizm kendisini öyle görmüyor. Marksizm kendisini geçmişten devşirdiği bilimsellikle geleceğin nasıl öngörebilirim hesabıyla veriler görüyor. Veriler ne söylüyor? Ve bir anlamda yani öylesine bir gelişimdir ki bu, hani zamanın ruhu, öylesine bir zamanın ruhudur ki bizim dışımızda bir şeydir. Yani bizim ona aslında çok da etki etmemiz mümkün değildir. Marksizm'de hani kapitalizm kendi iç çelişkileri devrimi nasıl kendiliğinden getirecek değilse, ki o gelmedi o devrim kendi iç çelişkileriyle, ama nasıl getirecek değilse yani biz ona bir şey yapmamız gerekmiyor. O zaten kendi iç çelişkileri gelince gelecek olan bir şeydi. Mesela bu anlamda Hegel'in tarihteki aklıyla da aslında aynı şey. O zamanın yani ruhu dediğimiz şey aslında bizim dışımızda zaten olabilecek olanların olduğu bir şey. Yani mesela bunu mesela Schöpfinger 20. yüzyılın başında mesela o batının çöküşü olarak yani gördü. Yani olacak olanı batının çöküşü olarak isimlendirdi. Ona da zamanın ruhu dedi mesela. Biz lisede okurken o kitap çok revaçtaydı. Çok. Dergâhtan çıkmıştı. Evet. Eski baskısı. Çünkü batının çöküşünü çok seviyoruz. Batının çöküşü. Hatırlıyorsun değil mi? Yani biraz da ama o günden beri bekliyoruz çökmesini. Evet, biz bir zamanlar Mustafa Özel de çok müjdelemişti bize batının nasıl çökeceğini. Öyle mi? Ama evet yani ama işte oradaki iddia da aslında bir zamanın ruhu iddiası. Yani geçmişten böyle geliyor her şey. Gelecekte de batı çökecek. Batı çöküyor. Batı çöküşe gidiyor. Dediğiniz şey aslında. Evet. Dediğiniz şey aslında zamanın ruhunu. Burada işte bir taraftan da şu var. Mesela bizim açımızdan bu düşüncenin sıkıntılı tarafı şu. İyi güzel de ben aktör olarak, birey olarak, insan olarak ya da bir Müslüman olarak mesela bu kadar zamana tabiysem o zaman hesabı niye ben vereyim ki? Hocam oradan gidersen o zaman şu da olabiliyor. Yani Tanrı her şeyin sahibi ise ve
hayatımızın bütün evreleri tanımlanmışsa, biçimlendirilmişse biz neyiz bu hikayede diye çok farklı bir kelami tartışmaya gider. Ben oraya gitmeden bu konuyu konuşabileceğimizi düşünüyorum ama lütfen cehaletimi mazur görün. Ali abiye bir soru sormak istiyorum. Hocam mesela kendi gerçeklik dünyalarında karşılaştığı bir soruyu rahatlıkla kavramsallaştırabiliyorlar. Mesela tarihin zamanın ruhu bana kalırsa üzerinde çok polemikler olmuş, yeterliliği tartışılmış ama kavram çok besleyici. Bugün de biz bunu gündemimize getiriyoruz. Bizim kültürümüzde ya da bizim günlük dil akışımızda böyle kavramsal atıflarımız sanki çok az gibi. Yani mesela biz hiç dünyanın geleceğini, zamanın nasıl aktığını, irademizi ne yönde kullandığımızı konuşmuyor muyuz? Yani bu konular etrafında bir soru dünyamız yok mu? Var. Sanki bunu kelamcılar konuşmuş, defteri kapatmış. Evet. Fıkıhçılar konuşmuş, defteri kapatmış. Bugün biraz renksiz bir söz akışının içinde sanki ilerliyoruz. Ben bu konuda sizin bu kavramsallaştırma konusundaki yetersizliğimizi ya da eksikliğimizi nasıl yorumlarsınız diye. Benim açımdan baktığımda şöyle mesela 18. yüzyıldan sonra Batı'daki bu aydınlanmayla birlikte aklın çok öne çıkması ya da hakikaten Fransız devrimi sonrasında da başlayan ve bu kavram da değil mi oraya biraz atfediyor. Oradan sonrasına atfediyor. Yani zamanın ruhu ya da Herder'in miydi o tanım hani geçmişten süzülüp gelen bilginin geleceğe ilişkin bir şeyler ortaya koyması diyoruz. Böyle baktığında aslında bir gelenek var burada şimdi. Değil mi? Bir gelenek söz konusu. Bunu toptan yok edemiyorsun. Andan baktığımızda da bir gelecek söz konusu ama şimdi senin soruna cevap olması açısından bir de kavramsallaştırması açısından baktığımızda konuşmaya başlarken de hoca dedi yani siz de çok güzel açıkladınız dediniz ki yani o bağlam içerisinde bu bir anlam kazanıyor. Evet ama o bağlam bu kavramı doğurduğu için biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama öte taraftan biz baktığımızda dün yaşandı bitti diyorum ben. Geleceğe meçhul. O zaman andayız. Ha, anda da geleneği yok sayarak bir andan bahsedemeyeceğimize göre diyorum. Burada biz neyi? Mesela kelamcıların yaptığı tartışmalara ben giremem. Boyum aşar yani. Ama bir şeyi biliyorum. Hocam gündelik dilin içinde konuşuyoruz. Evet. Yani zamanın ruhu ortaya çıktığı bağlamda kuşkusuz çok verili bir anlam çerçevesiyle ilişkili. Yani kim kuruyor oraya nereden bağlamda girerseniz girin o anlamın sınırlarına mahkumsunuz. Öyle o kadar da kolay oynatılacak bir şey değil. Ama bugün bunu konuşuyoruz. Mesela herkes, politikacılar, kültür adamları bize hep zamanın ruhundan bahsediyor. Bizi ona uymaya davet ediyorlar. Şimdi bizim oralarda mesela şöyle bir şey söyler. Çocukluğumuzda çok hatırlardım ben. Derler ki sen zamana uymuyorsun. O hep var hocam o benim annemin de çok. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uymuyorsun. Bunu söyler. O ne kastediyor orada? Herhalde annelerimiz Herder'i, Hegel'i falan okumuş değiller. Değil ama bir şeyi biliyorlar. Yani burada kolaycılık mı var? Yoksa birilerinin önümüze koyduğu... Mi acaba Ali abi? Absürt olma, ucube olma. Bir genel akışı kolla, bu akışın içinde makul bir yol tuttur. Ama bu var. Ama bir taraftan da buna rağmen senin sabitelerinle mi buna uyacaksın? Bir de böyle bir çelişki yaşama durumun var yani. Ben şahsen annelerimiz böyle bir cümle kurduklarında şunu kastettiklerini sanmıyorum. Yani zaman seni kendi sabitelerinden kopmaya, vazgeçirmeye zorluyorsa sen onlardan vazgeç ve zamanı kolla diye anlamıyorum. Değil. Tam tersine yüzeyde olan bir form değişikliğinden. Bu mecellenin bir kaidesi var ya zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi hadisesi. Yani bence bu kastedilen budur yani. Nedir orada kastedilen? Yani şu var, her dönem kendi gramerini, senin tabirini dilini, oluşturuyor, dilini, gramerini oluşturuyor. Öyle olunca o grameri bilmek gerekiyor. Ama ona uymak başka bir şey. Bak onu bilmek başka bir şey. Ona uymak başka bir şey. Onu kendinle buluşturmak daha bambaşka bir şey. Mesela çevremizde cins diye tanımladığımız arkadaşlarımız var. Yani ana akıma uymayan, ana akımın dışında kalmaya özen gösteren, kendinden kaynaklanan nedenleri de olabilir. Yani yaratılışı, huyları vesaireyle de alakalı olabilir. Ama tercihi de bazen o ortak olana, o makul olana böyle direnen bir karakter de olabilir.
Mesela biz bunları yadırgıyoruz değil mi? Evet. Topluca mesela yadırgadığımız insanlar genellikle makuliyetin dışında olanlar oluyor. Makuliyet diye tanımladığımız rejimin dışında kalanlar. Bu bizim tanımlamamız ama. Ne kadar makul bilmiyorum. Dolayısıyla zamanın ruhu bizim gündelik dil akışında konuşulmaya başlandığında o felsefe arka planından kopuyor. Bizi, bizi tuhaf şeylere ikna olmaya evet. Hatta çağırıyor, davet bir ediyor. Kendiliğinden bir mahalle. Senin girişinden de yola çıkarak. Bir evet. Mahalle baskı sanki kendisini bu kavramın içerisinde oluşturuyor gibi de. Zamanın ruhuna uyma noktasında. Ama öte tarafta da senin sabitelerin var. Sabitelerin var. Ve bu zamanın ruhu dedi. Şimdi mesela her dönemin, demin hoca söyledi ya işte mesela Marksizmin de o dönemin içerisinde bir zamanın ruhunun ifadesi olduğunu. Bugünden bakalım. Şimdi bugün medyayla, teknoloji merkezli oluşturulan bir algı ve diyebileceksek işte yapay zeka ve sosyal medya dediğimiz bir gerçeklikle bugünü tanımlayacak insanlar gelecekte zamanın ruhu diyecekler belki bugün buna. Ya mesela ben çocukluğumdan beri duyduğum bir şey var. Bunu Bünyamin Hoca'nın da açmasını isterim. El alem aya gidiyor, siz neler konuşuyorsunuz? Evet. Evet. Bu el alem aya gidiyor, iyi amenna gitsinler. Hı-hı. O arada başka yerlere de gidildi. Ama orada ne, o cümlenin içinde bize ne dikte ediliyor hocam? Abi unutmadan, diktedi. Bu el alem de acayip bir şey biliyor musun? Yani? El alem. El alem hakikaten. Yavru mu kastediyor? Yok, bu el alemi hakikaten kim bilmiyorum ama müthiş bir şeyler söylüyor zaman zaman. Çok ciddi almak gerekiyor bazen. Türkçedeki bazen anlamı çok hocam. Müthiş ben çok seviyorum. El alem de çevrilebilir bir kelime. Sen el aleme bakma derim. Bak ne diyeyim, el alem de çevrilebilir bir kim? Yani o Fransızca hani otrui başkası, öteki değil. El alem başka bir varlık bir şey. Dünyası. Evet. Evet. Görüyor musun? Değil mi? Hakikaten bir şey yani. Evet, iyi ki vurgu yaptın yani. Bu çok kullandığım bir şey benim de. Buradan bu kavramın bizim dünyamızdaki dönüşümüne evrildiğimizde ya da gündelik dilde cesaretle kullanılan formlarını hatırladığımızda Bünyamin Hoca, yani böylece seni her derden, ondan sonra Hegel'den çekip böyle gerçeklik dünyasına, bizim dünyamız. Gelemiyorsun ama değil mi? Nasıl geleyim? Gelemezsin çünkü sen o Zahit'i sevdin abi. Hayır. Telaffuzunu bile güzel hayır, yapıyor. Şöyle bir tartışmayı şu zeminde yapamayız. Yani bir defa Zeitgeist bir moda değil. Moda tartışması gibi yapamayız. Konuştuk yani, onu biz. Ha, modayı önce konuştuk. Moda değil değişim şununla alakalı. Yani anın dayattığı veya anın bir şekilde senden istediği değişime ayak uydurma ya da o değişim için bir farklı bir yerde durma. Sizin cins dediğiniz farklı bir yerde durma, o moda tartışması içinde konuşabileceğimiz bir şey. Şimdi bu Zeitgeist kavramı bize şeyi söylüyor aslında. Yani zemin üzerine oturan bir zamandan bahsediyor. Yani bu zemin, yani Zeitgeist'in zemini bazen tarih olabilir, bazen coğrafya olabilir, halk olabilir, dil olabilir. Hatta işte bizim için de vahiy olabilir mesela. Bir zemin üzerinde. Hocam işte mesela coğrafya kaderdir diye İbn evet, Haldun'a atfedilerek konuşulan bir şey var. Coğrafya kaderdir dendiğinde zamanın ruhundan farklı ne diyor? İşte tam onu söylüyorum işte. Bu coğrafya kaderdir cümlesi bir Zeitgeist cümlesi. İşte onu söyleyeyim yani. Öyle ama şey değil yani. Yani Zeitgeist anın değerlendirilmesiyle alakalı bir şey değil. Değil yani moda değil değişim onunla alakalı. Değil. Yani çağa hani direkt olarak çağa ayak uydurma tartışması değil Zeitgeist. Zeitgeist aslında asıl tartışma, yani Zeitgeist tartışmasının asıl şeyi zeminlerde. Peki o zemindeki zaman nasıl akıyor? Yani aslında tartışma iki boyutlu. Yer, yani, coğrafya, evet, ulusal sınırlar. Çünkü genelde hep böyle zamanmış gibi, tartışılan zamanmış değil, gibi geliyor değil. Zeitgeist'ta. Oysa tartışılan asıl ruh. Tabii. Yani Zeitgeist'in asıl vurgu yaptığı yer Zeit değil. Zeit zaman demek. Geist aslında. Yani ruh. Hocam biraz ileri gidersek bu coğrafyanın talebi, bu coğrafyanın beklentileri, bu coğrafyanın hak ettikleri, bu coğrafyaya yakışan gibi bir sürü şey içinde dolanıyor. Evet. Yani sizin daha önce de mesela kitap olarak bastığınız aslında o sabit ve değişken kavramlarıyla alakalı bir tartışma aslında Zeitgeist tartışması. Evet. Yani, oraya geliyor. Yani evet. Bir sabiteniz nerede? Değişeniniz nerede? Aslında o sabitelerle değişenler arasındaki ilişki biçimi aslında Zeitgeist tartışması. Yoksa sadece değişkenler tartışması değil. Sadece değişenler tartışması değil. Ya da değişime sadece ayak uydurma, ayak uydurmama, farklı olma, farklı olmama tartışması değil.
Ve onun için genelde Zeitgeist tartışmasında bir defa her şeyin ötesinde zemini tartışmak gerekiyor. Coğrafyayı tartışmak gerekiyor, vahyi tartışmak gerekiyor. İşte dili tartışmak, belki bugün teknoloji mesela, o zemin mesela bugün teknoloji. Ekonomi belki zemin. Ama o zemin içinde zamanın nasıl sıkıştığını, nasıl aktığını, nereye doğru aktığını aslında konuştuğumuz zaman bir Zeitgeist tartışması, zamanın ruhu tartışması yapıyoruz. Yoksa zamanın zaten hani böyle havada akışkan bir şey olduğunu düşünmez Zeitgeist tartışması. Yani ki bağlamdan kopuk bir şey olduğunu düşünmez. Bir bağlama oturan bir zaman var. Ve akmaktadır. Ve akmaktadır ve bir yere doğru gitmektedir. Mesela bunu çok varoluşçu olarak algılarsanız, yani zamanla aktığı yerde ölümdür zaten. Gittiği yer ölümdür. Yani ölüme doğru akan bir zaman içinde zemininiz nedir? O zeminden nereye doğru geliyorsunuz? O zemin sizde hangi değişenleri yaratmış? Yani o değişenler aslında sabiti ne kadar korumuş? Zemini ne kadar korumuş? Mesela. Ve o koruduğunuz zeminle ölümü nasıl karşılayacaksınız? Sabitleri korumak. Bak hoca da söyledi evet. Ya. Şimdi hakikaten o değişkenlik, o akış içerisinde sabiteleri korumak aslında o da zamanın ruhu içerisinde değerlendirilebilecek bir şey. Düşünsene sen şimdi her dönemde kendi sabiteni kaybettiğin bir akışkanlığı düşün. Neye dönersin? Neye dönersin? Ortada sabiten yok. Onları hep zamanla işte moda dediğin şey belki evet. De doğrudan bunu tetikleyerek seni başkalaştırıyor. Yani tipik bir özne, tipik bir vatandaş diyelim. Vatandaş diyelim. Böyle belli bir akışta devam eden tempolu bir oyuna dahil olduğunda ne yapıyor? Tempolu bir oyuna dahil olmak istediğinde oyunun, o oyunun bir çekiciliği var. Çünkü o oyunun içinde kuralları var. Girmek istiyor o oyuna. O oyunu oynamak istiyor. İşte oyun diyorum ama yani. Akış diyelim. Sözün gelişi. O tempoya uymak için ne yapıyor? İki kişinin arasına giriyor. Oyuna bir sendeleme oluyor önce. Evet. Önce bir sendeleme oluyor. Ona uyum sağlamakta güçlük çekiyor. Sonra o tempoya ortak oluyor. Onun mesela bu sabite dediğimiz şey daha hafif bir dille ifade edeceksek kırmızı çizgiler oluyor değil mi? Öyle evet, bir şey oluyor. Evet. Yani insanın her durumda vazgeçemeyeceği, her durumda koruması gereken ilkeleri, bağlılıkları, işte sadakat duyduğu şeyler, değerler, inançlar vesaire değil mi? Yani genel dinleyici için söylemek zorunda kalıyorum. Peki bu sabiteler herkeste aynı şeyler mi? Yani zamanın ruhu dediğimiz şey herkeste benzer titreşimleri mi yaratıyor? Zeitgeist'in iddiası tam da bu. Zeitgeist'in iddiası bizim dışımızda bir zemin var, bir sabite var. Aslında bu herkeste kırmızı çizgiler aynı iddiası. Ama bu çok değerli büyüklerimiz bu bizim dışımızdaki ruhu tarihe ve geleneğe atfediyor. Evet. Coğrafyaya atfediyor. Evet. Yere atfediyor. Evet. Yani ortaya çıktığı zemine atfediyor. Ya istersek yani bu tartışmayı vahiy üzerinden de yaparız. Mesela vahye de atfedebilirsiniz. Buradaki zeminin ne olduğu aslında sizin yaşam biçiminizle, yaşamı kavrayış biçiminizle alakalı. Zemini nereye oturttuğunuz. Ama zemini oturttuğunuz yerden sonrası, yani artık zemini oraya oturttuktan sonra tartışma sizin dışınızdan gelen bir tartışmaya dönüşüyor. O yüzden hani geçmişten süzülen dediği şey aslında geçmiş dediği şey o zemin aslında. O zeminden süzülen zamanın, o süzülen zamanın geleceğimizi şekillendirmesi. Yani mesela diyelim ki sizin örneğinizden yola çıkarak aslında bence sizin yazınızdaki cümle bu konuyu çok daha iyi özetliyor. Hocam o cümleyi bir okur musunuz? Ben işte hocanın zamanı ruhuyla ilgili evet. Çok yani bir uzun yıllar önce yazdığı bir yazdan çok hoşuma gitti. Yani evet. Şöyle diyor ki Subaşı karşımızdaki arkadaş hocam. Hocam çok havalı bir şey. Ama bak bu çok havalı bir şey. Zaten Metin hocam yazdıktan sonra sizden çıkıyor zaten. Tabii. Halkımıza yani, ait. Önemli olan bak zaman ruhu konusunda önemli olan bizi karşılayanın ne olduğuna dikkat kesilmek. Evet. Bizi karşılayan ne olduğuna. Değil. Yani ona uymak değil. Ha uymak başka bir bağlamda konuşulur ama başka bir tercih. Oraya dikkat kesilmektir mesela. Bizi ne karşılıyor? Nereden geldik ve ne karşılıyor? Neyle buluşuyoruz? Şimdi sizin örneğinizden yola çıkarak hocam. Yani mesela diyelim ki karşınızda
bir oyun var. Bu oyun diyelim ki bir ben siyaset bilimci olduğum için. Korona olsun hocam. Yok hayır ben siyaset bilimci olduğum için söyleyeyim. Karadeniz'de siyaset azıcık biraz. Siyaset oyununu düşünün mesela. Siyaset hocam, oyunu. Siyaset oyunu. Siyaset nasıl oyunu tam, işte, hocam işte o, siyaset oyununun tam, oyunu, tam kenarında bir. Geçmiş olsun evet, hocam. Tam evet. Kenarında bir yerdesiniz. Mesela bu siyaset oyununa dahil olacak mısınız? Neyle dahil olacaksınız? Sabitelerinizle mi dahil olacaksınız? Yoksa of, yani, olur onlar? Ya, zor. İşte abi de biraz kalmaz işte, abi. Tam ya. Orada daha iyi görünüyor. Ben almayayım abi. Kalmaz abi. Sabit. İşte diyelim ki o sabitelerinizle mi dahil olacaksınız? Tabii. O zamanın ruhundan gelerek aslında o zeminden süzülen bir düşünce biçimiyle siyaset mi yapacaksınız? Yoksa anın değişkenliği içinde kıvrak bir siyaset mi yapacaksınız mesela? Kıvıracaksın. Ha yani işte o kıvrak siyaset, yani siyaset dediğiniz kıvrak şey. Kıvrak şey stratejileri ha, izleyeceğiz. Yani o ben olsam kıvırmak derdim ama Bünyamin Hoca onu yine süsledi. Nezaketle. Yani. Evet, eyvallah. Güzel. Ama işte. Bu da siyaset bilimci olmanın getirdiği bir şey. Ama siyaset aslında burada iyi açıklayıcı bir tartışma bir bizim açımızdan. Oyun olarak. Siyaseti bir kurgusu oyun olarak düşünürsek, mesela o oyuna hani diyelim ki bir Müslümanın sabitesiyle dahil olması ve mesela o sabiteyi taç çizgisinin dışında bırakarak oyuna girmesi ikisi farklı şey. İşte zamanın ruhu tartışması yapıyorsak aslında biz kendi zeminimizden süzülenlerle birlikte o oyuna dahil oluyorsak o zaman bu tartışmayı anlamlı bir şekilde yapıyoruz demektir. Yani şöyle bir şey var. Yani mesela coğrafya kaderdir diyoruz ya. Yani mesela o böyle siyaset yapabilirsiniz. O zaman siyaseti de bir anlamda zeminden süzülen bir kaderin getirisi olarak yapabilirsiniz. Yani bunu böylesine bir siyasetçiler zaman içinde gördüğümüz siyasetçiler. Mesela bazen Hegel bile aslında Napolyon'da falan bu böyle şeyler görmüştür yani. Hayal kırıklığına uğramıştır Goethe, Hegel, Schiller. Daha sonra bunlar çok hayal kırıklığına uğradılar ama yani baktığımız zaman hani zamanın ruhunu, mesela o zamanın ruhunu temsil eden Napolyon'du. Ve Napolyon'un siyasetinde aslında o zeminden süzülen, geleceği biçimlendiren Avrupa, yani Avrupa'nın geleceğini biçimlendiren bir biçim görmüşlerdir aslında. Baktığımızda. Ha siz böyle de siyaset yapabilirsiniz. Hani bir yerden gelerek bir yere doğru giden bir siyaset de yapabilirsiniz. Ya da ne diyelim ona pratik, pragmatik. Hatta bu daha da bunu pejoratif kullanırsak opportunist anın gerekleriyle strateji oluşturan bir siyaset de yapabilirsiniz. İşte o tartışma tam bir zeitgeist tartışması. Şöyle bir şey sor, anlamlı olur mu soru üstad? Mesela birçok felsefi ekol var, anlayış var, yorum var. Edebi ekoller, anlayışlar, yorumlar var. Siyasi ekoller, anlayışlar, yorumlar var. Acaba demeyeyim, bütün bunlar zamanın ruhunu anlama, anlamlandırma, yorumlama çabası değil mi? Tabii bir i̇şte taraftan. Öyle. Oradan gidersen zamanın ruhunu tartışmak meşru oluyor. Heh. Zamanın ruhu nedir diye başlarsan, kendi bağlamında. Hocam topu taça atıyor. Ve bence şu soruyu sormakla belki ilerleyebiliriz. Yani şu soruyu sorarak gidelim. Bugün mesela bana kalırsa çok yaratıcı bir tartışma. Yani zamanın ruhu üzerine muhabbet edildiğinde bu kavram neyi karşılıyor, neyi karşılamıyor, nerede boşta duruyor? Bu soruları izlediğimizde çok geliştirici bir tartışma. Evet. Yani işin içine irade giriyor, tanrı giriyor, kader giriyor. Moda giriyor. Yani demin Bünyamin Hocam saydı. Bir sürü şey giriyor ve biz bunun içinde ben neredeyim ve eğer bunlar zamanın ruhunu temsil eden çerçeve ise, o ana çerçeve buysa, işte ben veya bu bir oyun, ben buna nereden dahil olabilirim ve neyle dahil olabilirim gibi sorular sorduruyor. Ve nereye kadar? Nereye kadar ha? Bir de nasıl bir uzlaşı ve nasıl bir pazarlık veyahut da. Şimdi bu kışkırtıcı ve öğretici zeminden yola çıkarak yine aynı kelimeyi kullanacağım. Biraz o zamanın ruhu kavramını bir tarafa koyarak ilerleyelim. Biz nasıl bir zeminde yaşıyoruz hocam? Bizim zeminimiz nedir yani? Hayatı karşılarken o bizi karşılayanla ilgili bir tercihte ya da bir tereddütte bulunduğumuzda biz hangi zeminde yer alıyoruz? Yani ortalama bizim gibi yaşayan insanların bu coğrafyada gerçeklik zemini nedir hocam? Biz İki arada bir derede miyiz? Arafta mıyız? Tercihleri belli olan, bunları başarmış,
ve her konuda sıkı bir pazarlığa girecek kadar yetkin bir özne miyiz? Yani çok ya, kötü ben, bir ben cümle kurdum. Ben bu tip durumda şey düşünürüm hep. Yani zemini belli eden şey aslında olağan durumlarda yaşadıklarımız değildir. Hep olağanüstü durumlarda yaşadıklarımızdır. Hatta bazen reflekslerimizdir. Burayı biraz açalım. Başımıza bir şey geldiği zaman kime sarıldığımızdır. Kime dua ettiğimiz. Bu bir İsmet Özel cümlesi gibi oldu. Çok güzel oldu ama. Burayı ya da, açalım. Ya da işte bir ani bir şeyle karşılaştığımız zaman refleks olarak işte inşallah maşallah ya da işte bir şekilde. Büyük korkular diyorsan Allah'a sığınırım. Evet, evet yani. Büyük işte. Korkuların yani bilinen mesela bir şeydir. Korktuğumuz zaman ya da olağan dışı bir şey yaşadığımız zaman mesela kime sığındığımız aslında hangi zeminde olduğumuzu bize daha ama net olarak gösteriyor. Ama o yeter mi hocam? O korku zemini. Yok, hayır. Tam da bu zemin, asıl zemini bu gösteriyor. Yani çünkü asıl zemini olağan durum göstermez. Olağan durum aslında her zaman alışa geldiğimiz, yaşadığımız rutin. Bir tarzdır. Yani genel geçer. Tabii yani çünkü hani zeminin şöyle bir tarafı var. Zeminin bizim dışımızda bir aslında varlığı var. O bizim dışımızdaki varlığa da olağanın dışına çıktığımız zaman anca ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Yani olağan içinde zaten o zemini, nedir o zaman o zemini hissedemeyiz. Zeminimiz. Ya bana göre o zeminimiz yani aslında yani bir anlamda bizim Allah'la kurduğumuz bir anlamda ilişki biçimi yani Allah'la kurduğumuz Allah bir onunla olan inancımızla alakalı bir şey. Senin o zemin. Ayşe, yanlış bir cümle kurmayayım ama. Evet. Allah neresinde hayatımızın? Ağırlığı Şöyle bir yerde bence yani bu olağanın gerçi için bu tür olağan cümlelerin hesabını soracak bir otorite de kalmadı memlekette ama işte ben de bu cümleleri konusunda çok çekinerek kuruyorum ama evet, genel yani. Olarak söyleyeyim olağanın içinde bir yerde değil yani olağan içinde bir yerde değil olağanın dışına çıktığımız zaman ancak hissettiğimiz bir yerde. Olağanın dışına çıktığımız zaman ancak hissettiğimiz bir yerde. İşte o hissettiğimiz yerde aslında bizim zemin dediğimiz şey. O hissettiğimiz yer aslında bir anlamda bizim hani coğrafya derken de, dil derken de, vahiy derken de, tarih derken de aslında kastettiğimiz yer. Aslında bütün bir hikaye bizim dışımızda oradan şekilleniyor. Ama biz içerideki değişimler içinde yaşıyoruz. O olağanın içindeki değişimler içinde yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani bu anlamıyla mesela hani bu şey de değil tam anlamıyla. Mesela modern olana modern biçimde ayak uydurmak da değil aslında söylediğim şey. Mesela ben şeyi çok orijinal bulurum onu söyleyeyim. Yani daha önce de konuştuk hocamla. Mesela mecelleyi gerçekten çok orijinal bulurum. Mesela mecelle bana göre sadece basitçe Müslümanların modern hayata uyum sağladıkları bir kodifikasyon değil. Yani basitçe böyle bir şey sayılamaz yani mecelle. Mecelle ta o zeminden süzülerek gelmiş olan bütün kuralların aslında modern hayatımız içinde nasıl anlaşılması gerektiğini söyleyen bugün bir şey. Bugün ne yapmalıyız sorusunu evet. Müktesebatı ihmal etmeden cevaplamaya çalışan. O müktesebat dediğimiz zaman zaten bak zeminden bahsediyoruz. Zemin işte. Tabii canım. Yani birikim. Müktesebatın işte bir şekilde o zeminden süzülmüş gelmiş. Bugün bize bu değişen dünyada nerede duracağımız, sabitlerimizin ne olduğuna dair bize bazı kuralları ortaya koyan bir kodifikasyon olarak görüyorum. Aslında o anlamda varoluş biçimimizin aslında süzülmüş halidir bence mecelle. Yani bu bir revize değil değil mi? Dini revize etmek bence var. Değil işte. Yani o burada bir ihya değil mesela. Ya öyle olsaydı mesela dini revize olsaydı. Reform olurdu. Şöyle İsrail'de 80'li yıllara kadar 80-85'lere kadar mecelle uygulanmış. Filistin'de evet. Özellikle evet. Dolayısıyla o yani söyledi ya meceleyle ilgili yani o sabitelerin bugün yorumlanma anlama biçimi aslında. Yani bunu söyledi. Burada şu var işte bak. O sabiteleri, çelişkilere girişmeden ya da çelişkilere çözüm üreterek, zaman ruhu dediğim şey her neyse, çatışmaları çözümleyecek şekilde ortaya koyabilmektir. O sabiteleri muhafaza ederek. İşte burada sorunlar başlıyor. Çünkü zaman ruhu dediğin şey, senin o müktesebatın ya da zeminin ya da sabiteler ne dersen de,
onunla kesiştiğinde, vuruştuğunda eğer orada dalgalanma oluyor, sen sabitelerini yok ederek, yıkarak, parçalayarak oraya giriyorsan, sen zamanın ruhuna zaten sabiteleri kaybederek uyumuş olduğun için kimlik, müktesebat kaybı, inanç kaybı, coğrafya kaybı ne dersen de kaybederek, kaybolmuş olarak uyuyorsun ve orada modanın akışına kendini kaptırmış oluyorsun ve burada şey bir moda olmuş oluyor aslında senin için o sabiteler. Ama bunun tersi de geçerli. O mesela, sabiteler bir moda olmuş oluyor burada. Mesela sabiteler hayatındaki her şeyi belirleyen bir olguysa, yani hayatın bütün o mübaha alanını da biçimlendiren bir şeye dönüşmüşse ya da bütün hayatın sadece sabitelerden oluşuyorsa, o zaman aslında girdiğin yolda bayağı selefi bir yol oluyor baktığında. Yani işte o ifratla tefrit arasında bir yerde aslında durmamız gerektiğini söyleyen bir şey belki de bu Zeitgeist tartışması. Mesela sen diaspora araştırmalarıyla da ilgileniyorsun. Evet. Senin öyle bir özel uzmanlık alanın da var. Konuyu çok fazla dağıtmadan o bağlamda bir şey sormak istiyorum. Mesela bir muhacir tamamıyla farklı olabilecek, farklı olduğunu düşünebileceğimiz bir coğrafyaya, zemine, kimliğiyle, kişiliğiyle, işte o dediğimiz müktesebatıyla dahil olduğunda, çevresel şartlar, kim bilir hangi nedenle durduğu yerden çıkmış ve gitmiş başka bir dünyada yaşamaya başlamış. Mesela bu muhacir ya da bu mülteci, ne bileyim işte adını göçmen, en yumuşak anlamda göçmen, orada ne yapıyor? Yani bu entegrasyon dediğimiz, asimilasyon dediğimiz süreçlerin içerisinde o nelerin daha fazla peşine düşüyor? Nelere uyum sağlamaya çalışıyor? Hangi konularda bir direnç göstermeyi zorunlu, kendi kimliğinin, kişiliğinin bir parçası olarak görüyor? Hangi konularda ısrarın yersiz olduğunu düşünüyor? Evet. Buna bunu kim öğretiyor bir de? Şimdi burası sanırım biraz şeyi açmak için bir örnek bence, olarak. Bence güzel bir örnek. Yani diaspora iyi bir örnek. Enstitüyü de bu vesileyle evet. Tanıtmış olalım Sakarya'da. Evet, başka örneği yok değil mi? Sakarya'da evet. Diaspora Araştırmaları Merkezi evet, Müdürlüğü. Başka yok herhalde. Türkiye'de var mı? Bize benzer kurumlar var. Bize benzer çalışmalar, kurumlar var. Ama isim olarak yani Diaspora evet. Araştırmaları Merkezi biz varız. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela buradaki şey şu hocam, diasporik kimlik dediğimiz kimlik aslında dördüncü nesilden sonra falan oluşuyor. Dördüncü nesile kadar genelde hani dil üzerinden konuşalım. Mesela ilk nesil genelde ana dilini daha iyi konuşuyor. İkinci nesil ana diliyle yerleştiği ülkenin dilini ortak konuşmaya çalışıyor. Üçüncü nesilde mesela yerleştiğin ülkenin diline doğru dönüşüyor. Dördüncü nesilden sonra çoğu yerde aslında dil kayboluyor, ana dil kayboluyor. Yerleştiğin ülkenin dili gidiyor. En önemli araçlardan birisi kayboluyor aslında. Evet, yani seni zemine bağlayan. Evet, seni zemine bağlayan en önemli araçlardan bir tanesi kayboluyor. Biz ileride diasporayı konuşacağız ama. Ama işin ilginç tarafı şu, Türkler de kaybolmuyor. Nasıl oluyor? Yani Türkler, çok özel seçilmiş bir millet miyiz? Öyle değil, öyle değil. Yani nasıl oluyor? Türklerin önemli bir kısmı Avrupa'da yaşadığı için Amerika'da yaşayanlar da kayboluyor. Avrupa'da yaşadığı için ve Avrupa'da dışlanma olduğu için, İslamofobik yaklaşım biçimi çok baskın olduğu için aslında çok entegre olmak isteyen, yani o zeminle bağını zamanla kaybeden aslında Türk toplumu olmasına rağmen ona hep zemini, kendi zemini hatırlatıyor diyor. O kendi zemini... Gelinimden besleniyor. Tabii kendi zemini hatırlatan şey aslında o İslamofobik ayrımcılık. Yani bir strateji değişikliğine geçseler. Tabii yani çok. Ama bu da işte o da zamanın ruhu. Yani Avrupa'nın zamanın ruhu o stratejiyi değiştiremez. İşte bak hocam bu sefer kabul yani, ettin bir zamanın ruhu olduğu gibi. Hayır ben zamanın... Bismillahirrahmanirrahim. Ama şeyde uygulanandan hareketle oluyor. Demek ki bir dakika hocam tuttum bırakmam burayı. Demek ki... Avrupa'nın da böyle yapmaya kendini mecbur hissettiği, böyle yapmak zorunda olduğu bir baskılama şeyi var, arka planı var. Tabii ki işte yani mesela Amerika'da olmayan... Ama, tinet yani. Tabii Amerika'da tinet. Olmayan, Avrupa'da olan bir zamanın ruhu var ki o ayrımcı bir ruh. Yani istese de vazgeçemeyeceği bir şey. Kültürel genetik. Tabii istese de vazgeçemeyeceği bir şey aslında. Ama mesela diasporik kimlikler de şöyle bir şey hocam. Aslında eğer gerçekten...
belki 4. nesil olmasa 5, 6. nesillerde karşımıza çıkacak şey aslında genel olarak şöyle. Ben diasporik kimlikleri daha çok böyle denizdeki yosunlara benzetiyorum. Mesela denizdeki yosunlar sudan farklı bir şey olduklarının farkındadırlar. Ama aynı zamanda kökleri yoktur. Denizin içinde salınıp dururlar. Aynı zamanda denizden farklı bir canlıdırlar. Yani diasporik kimliklerde aslında biraz böyle... Şey var, bu yosunları çok yakından görebileceğimiz Muğla Akyaka'da Azmak Çayı var. Evet. Üzerinde dolaştınız mı? Dolaştım. Dibin, sen deyince 5-6 metre dibinde görünen. İnternetten seyrettim ya, müthiş bir şey. Acayip bir şey. Çok da görsel olarak da çok keyifli. Çok keyifli. Biliyorsun ki onun gibi bir şeydirler. Yani orada işte yani yosun yukarıda denizin üstünde yüzüyor. Kökü yok. Hani zemin yok. Zemini kaybediyorsunuz. Kaybettiğiniz zeminin yerine belki yeni bir şeyi inşa ediyorsunuz. Başka bir bağlama. Ama bir taraftan da nüfuz edemiyor. Bir taraftan da içinde bulunduğunuz su değilsiniz. Yani bunun da farkındasınız. Bu siz farkında olmasanız zaten o toplum size fark ettiriyor. O ondan değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden burada mesela yani diasporik kimliklerde evet bir zeminden kopuş var. Hatta bazen zeminin yeni baştan yeniden yaratılışı söz konusu. Mesela bunu şeyde daha çok görüyoruz. Mesela diyelim ki diasporadaki Alevi kimliklerine daha çok görüyoruz. Yani Alevilik yeni baştan yaratılıyor. İlmihal'de olmadığı için yani şeyden de işte dededen de kopuş oldu, söz konusu olduğu için bunları benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama dededen de kopuş yani sözlü kültürden kopuş artı ilmihalsizlik söz konusu olduğu için zeminden çok çabuk kopuyor. Yani zeminden çok çabuk kopuyor. Farklı bir şekilde. Oysa mesela diyelim ki hani Müslümanları yani Sünni Müslümanları zemine bağlayan şey ne diye sorsanız bana ben derim ki ilmihal. İlmihal onları zemine bağlıyor. Bir tür sabite oluşuyor yani bir sabite oluşuyor. Tabii. Bildik basit. Basit aslında ilmihal bilgisi. Çerçevesini çiziyor. O sınıra yaklaşırken hangi noktalarda yakın hangi noktalarda dili kaybettiği zaman bile ilmihal bilgisi onu o zemini tutuyor. Evet. Ya tabii Alevi meselesi çok ayrıntılandırılmayı, detaylandırılmayı isteyen bir şey. Onu orada tutalım ama dediğin çok doğru. Gerçekten de insan hangi kültürel kalıplarla kendini inşa ederse etsin gittiği yerde onlarla bir seçme yapmak zorunda. Aynen. Bunların içinde bir değiş tokuşa da izin veren tarafı var. Hakikaten diaspora iyi bir örnek oldu. Bu zemin konusunda sen ne düşünüyorsun Ali abi? Yani bizim zeminimiz nedir ya, şu anda? Şimdi hocanın diaspora çalışmaları yanı sıra ben... Yok o konuyu bağımsız izleyeceğim misin? Hayır o konu bağında şöyle. Oradaki örnek başka bir şey aslında. Buradaki... Şöyle. Burada ev sahibiyiz. Ev sahibiyiz. Evet. Yani aslında o zemin biziz belki. Burada belki dersinden bir bağlam. Evet. Zemin Afrikalıları, biziz. Suriyelileri, Afganistanlıları. Evet. Zemin biziz. Şimdi bak ilginç bir şey. Yurt dışındaki bu şey mülakatlarda sorduğum sorulardan biri niye Türkiye seçeneğine şunu diyor. Kendimi orada rahat hissedeceğim. Kendimi orada farklı, ayrılmış, öteki hissetmeyeceğim diyor. Avrupa'da, genelde Afrika'daki. Evet, Afrika'dakiler. Evet. Ve Müslüman olanlar bunu söylüyor ama Müslüman olmayanlar da bunu söylüyor. Bunu söylerken şunu söylüyorum bak. Zemininle yabancı olmadığı bir yerde yani müktesebatının örtüştüğü bir yerde insan zamanın ruhuyla buluşuyor. Ya da zamanın ruhu bu olarak bunu anlıyor bak. Görüyor musun? Dolayısıyla bu tercihlerine yansıyor. Doğru. Hakikaten bu tercihlerine yansıyor. Bu anı yaşama anlamda değil. Anda yaşarken tercihlerini buluşturabileceği ki o tercihlerin müktesebatını oluşturduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey mi diyorsun Ali abi? Yani ben Türkiye'ye gidersem oradaki iklim, evet, atmosfer, coğrafya, zemin, ondan sonra o kültürel arka plan ve kültürel göstergeler, evet, bana yabancılık hissettirmez. Evet. Ben burada kendimi salsam bile bu ana akımın içinde toparlanırım. Toparlanırım, şeyden muhafaza çıkmam, ederim. Yoldan çıkmam, zıvanadan, evet, çıkmam, ayarlarım, evet, bozulma. Onu mu demek istiyorsun? Aynen bunu söylüyorum ama işte burada zamanın ruhu olarak bak kendisini o zaman... Çünkü geldiği coğrafyadaki zaman, coğrafyanın zaman ruhu dediğim şey her neyse özellikle bu tekrar hatırlatıyorum. Algılarla oluşturan bir evrensel zamanın ruhu anlayışı var. Bakın dün böyle değildi zamanın ruhu. Daha lokal, daha tabii, dar, daha ama bakın yerel. Bugün Çin, Japonya, Kore, Amerika, Şili, Peru'nun
zamanı ruhu dediğimiz şeye neredeyse ortak payda gibi hareket eder durma, tek tipleştirme noktasında. Ama bir Afrikalı ya da bu coğrafya kendi sabitelerini muhafaza ederek gelecek kişi burada zamanın ruhundan kendi sabiteleriyle kendini korumak adına ya da koruyacağını düşünerek tercih ediyor. Dolayısıyla bu sabiteleriyle tercihini değiştirip kendi kabulleriyle hareket edeceği bir şeye sürüklüyor kendisini. Yani şunu söylüyorum kısaca son noktada, bizim bulunduğumuz zemin bugün için evrensel bir zamanın ruhunu anlayışını bize dayatsa da, bu arada zamanın ruhu ifadesi Fransa'da esprit du temps diye geçiyor. Yani zamanın anlayışı. Karşına baktım, zamanın nedir? Kaldırabileceği şey. Esprit hocam de, aslında evet ya. Zamanın anlayışı. Zamanın kavrayışı, anlayışı, espri demişler yani buraya. Bugün onu nasıl anlıyoruz? Evet. Değil mi? Tabii. Yani nasıl kavruyoruz, nasıl anlıyoruz anlamında söylemişler. Yani bu Zeitgeist kavramının karşılığı nedir diye baktığımda böyle bir kavramla karşılaştım. Dolayısıyla o gelen kişi mesela 20. yüzyılın medya ve algı yönetimiyle oluşturulan, evrensel anlamda oluşturulan bir zamanın ruhuna karşı kendi sabitelerini bu coğrafyada koruyabileceği için tercihlerini belirliyor, tercihlerine yön veriyor. Dolayısıyla hocanın söylediği gibi zemine bağlı olmak var ya, seni zamanın ruhuyla buluştururken hem tercihlerini netleştirmende hem de tehlikelerinden korumada çok önemli oluyor. O zemin asıl olan abi bence. Şimdi ben de bu size sorduğum soru etrafında neler düşünüyorum diye bir baktım. Hani bu zemin kavramı üzerinden ilerleyecek olursak hem muhabbeti derinleştirmek hem de bir hafif de bir konuyu bir başka yere kaydırmak için söylüyorum bunu özellikle. Şimdi ben bakıyorum mesela ben nasıl bir zeminde yaşıyorum diye. Benim zeminimde hayatıma müdahale etme çabası içinde olan, hayatımı şekillendirme, yönlendirme, biçimlendirme gayretinde olan bir sürü şey var. Olgu var. Yani mesela en masum olandan başlayalım. Geleneği ne yapacağımız konusu var. Evet. Gelenek sırtımızda kimileri için yük, kimileri için güç. Kimileri için bir atıp kurtulması gereken bir bela. Kimileri için de bir sığınak, bir ardalan yani büyük bir takviye değil mi? Tahkim. Hocanın şimdi, dediği gibi gelenek. Hakikaten yani böyle zemin falan diyoruz ama bu zeminin bileşenlerinde neler var diye insan bakması gerekiyor. Evet. Ondan sonra gidiyorum. Bilgi, bilim. Bilimle olan, bilgiyle olan ilişkim nasıl bir şey? Bilginin hayatımı kolaylaştıran taraflarından haberdarım. Ama bu kolaylaştırıcı yönleri benim zihin ve ruh dünyamı nasıl şekillendiriyor? Farklı temaslarımı nasıl yönlendiriyor diye baktığımda bazen beni ele geçirdiğini de fark ediyorum. Yani bilginin, bilimin işte el alem aya gidiyor dendiğinde bana fısıldanmaya çalışılan şeyin ne olduğunu anlıyorum ben. Evet. Bir şeylerden vazgeçmeye davet ediliyorum yani ben. Bu ulu ortada söylense öyle. Sonra kendimizi içinde bulduğumuz din. Bu da böyle biraz genellemelere kurban edilerek konuşuluyor. Oysa öyle değil. Bu dinin de bir uzman performansıyla öğrenilen boyutu var. Halk katında işleyen bir boyutu var. Hayatın akış içerisinde bulunduğumuz yer. Belli bir mistik tarafıyla bizi kuşatan yanları var vesaire vesaire. Evet. Benim cinsiyetim kuşkusuz bu zemini belirliyor. Erkek ya da kadın olmam değil mi? Tarih. Öksürme başladı. Farangit hepimizin derdi ya. Mesela gelenekten farklı olarak tarihin de bir üzerimizde ağırlığı var. Yani orada yaşıyoruz şimdi. Sizi bilmiyorum ama tarihsel herhangi bir bağlamı hayatımızdan çıkararak konuşamıyoruz. Mümkün değil. İşte Ankara Savaşı, İstanbul'un fethi, Moğolların zulümleri, işte Haçlı Seferleri, Milli Mücadele geliyorsunuz. Hep orada yaşıyoruz yani. İkinci Abdülhamit Kızıl mıydı Sultan, Kızıl Sultan mıydı yoksa neydi falan. Bitmiyor yani bu tartışmalar. Bunları da bir tarafa atamıyoruz ama benim zeminim de bu alaşım üzerine kurulu. Öyle değil mi Bünyamin Hoca? Evet. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Evet. Gerçekten şimdi modernite... Yani bana azıcık doğru desen de ben de bu kadar emek arada öksürdüm bile yani. Ben hocam, niye bunu onaylamanızı istiyorum biliyor musun? Ben sizden çok şey öğreniyorum.
sade bir toplumda yaşasaydık hocam, hani böyle gerilimi yok her şey. Sabah yaylada falan mesela, ben yaylada doğmuşum, Artvin'in Şavşat, Karaağaç yaylasında doğmuşum. Bazen düşünüyorum ben, o yaylada yaşasaydım, bugüne kadar yaşasaydım. Karşımda şeyler, kocaman yaylalar, böyle çayır çimen. Ondan sonra muhtemelen çoban olurduk. Onlar oradaki hayvanlar. Haybin yeksanı. Ondan sonra biraz Haydi'nin büyümüş şekli olurduk veya. Ya ama öyle değil ki. Öyle değil ki. Hayat her gün yeni ve çetrefilli sorularıyla müdahale ediyor. Sen ya bir gün 24 saat 24 kere kendini gözden geçiriyorsun. Tercihlerini bir masaya yatırıyorsun vesaire vesaire. Bu konularda günde 24 değil de bir kere ancak diyenlere de gıpta ediyorum. Onu da söylüyorum yani, nasıl yapıyorsa bunu bir kere olsun. Antenler kapalı düştün ya o zaman. Onlara da o yaylada kaldıklarını düşündüğüm için gıpta ediyorum. Yani buradan giderek bu kadar gerilimin içinde, gerilim sürekli artıyor yalnız. Mesela diasporadakileri yosuna benzettik. Ben oradaki metaforik yakını anladım. Çok da güzel bir şey. Ama bizde de bu zemin kayıyor hocam. Yani zemin altımızdan kayıyor diye artık gündelik şöyle, dilde bir şey var. Şöyle hocam, yani ben sizin dediklerinizi şöyle çocuklarımızı görüyorum. Kore'ye, eşlerimizi Amerika'ya, ne bileyim hayallerimizi Batı'ya teslim ettik. Bunu böyle şey cazgır bir şey için böyle bir ulusalcı refleksle söylemiyorum. Evet, yani. Ama görünen de var yani. Bunu da. Hocam sizin söyledikleriniz bende şu düşünceler oluşturuyor. Bir defa zemin kaymaktan daha ziyade bizim sorunumuz aslında zeminin temizlenmesiyle alakalı bir şey. Yani şimdi biz moderniteyi genelde bir hijyen hareketi olarak görüyoruz. Öyledir gerçekten. Zemin kayması değil, bir temizlenmesi. Zemin temizlenmesi. Temizlenmesi. Evet. Kayma yok mu? Kayma değil hocam. Şöyle temizlenmediği için kayıyor aslında. Yok, hayır. Tam da temizlendiği için kayıyor öyle aslında. Öyle mi? Tabii tabii. Çünkü modernite bir hijyen hareketi. Modernite ayrı kotları temizleyen bir şey. Yani, ha, tersten girince tabii, ben tabii, ayrı kodları temizliyor. Yani böyle baktığımız zaman hani şey gibi bu aslında gölün kenarındaki sazlıkları temizlemek ya da bataklıkları kurutmak gibi bir şey. Evet, temiz bir mekan elde ediyorsunuz ama gölün kenarındaki sazlıkları temizlediğiniz zaman gölde oksijen kalmıyor. Ondan sonra balıklar kalmıyor. Sonra işte bataklıkları kuruttuğunuz zaman başımıza ne geldiğini görüyoruz. Yani modernite bir şeyleri temizliyor gerçekten. Bu aslında din söz konusu olduğu zaman bu temizlik hurafe üzerinden yapılıyor biliyorsunuz. Hurafeleri temizlemek üzerinden yapılıyor. Evet ya, yani onları ya, konuşur muyuz? Ki bu hurafe, hurafeyi konuşacak bir dilim yani, yok benim de. Yani hurafe hurafe temizliğinde biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30'lu yıllardaki konumuyla Cumhuriyet'in 30'lu yıllardaki konumu gayet de iyi anlaştı. Çünkü birisi modernite açısından bakıyordu, birisi dinin hurafeden temizlenmesi olarak ama bakıyordu. Ama kesişiyor. Kesişiyor işte. Yani İslam modernizmiyle sonuç olarak, modernite evet, sonuç kesişti, olarak hurafe üzerinde uzlaştı. Evet, sonuç olarak tek düşman üzerinde uzlaştılar, hurafe. Temizledik yani, sonra. Yani işte temizleyince o zaman işte gelenekten de yani ağacı fazla budadık. Yani, ağaç kalmadı. Ağaç kalmadı ortada. Sabah yani, haberlerde izledim. Yani ne ölçüde yakınlaştırılabilir bu anlattığın hikayeyi ama çok besleyici bir örnek. Bizim barajlardan birinde su çekilmiş. Su çekilince şey ortaya çıkmış. Sabah gördüm. Köy ortaya çıkmış yani o baraj altında kalan ama en çok da insana hüzün veren şey mezarlık. Mezarlık demirler, o mezar taşları falan duruyor ama bu arada bol miktarda kemik de saçılmış ortaya. Su herhalde oynatmış onları yerinden. Ve şeyleri görüyorsun. Yani hurafe deyince de aklıma o geldi yani. Mezarlık, oraları falan oynatınca yerinden. Ondan sonra ortalıkta böyle şeyler de dolaşmaya başlıyor. Mesela diyelim ki öyle bir zihin dünyamız var ki modernite içinde. İşte bazen bu antropolojiden gelen bir kavrayışla da. Geçen işte gene böyle bir arkadaşın yazısında şeye rastlamıştım. Ya işte şehir içinde adak kurbanlık niye satılıyor? Bu çok işte antropolojik. Banal bir şey. Yok, çok antropolojik. Yani evet, tarih öncesi toplumların aslında adetlerinden başka bir şey değil. Hani bunun mesela İslam'la olan bağının bir hurafe olduğunu düşünüyor. Mesela adak meselesinin şeyde, bir hurafe olduğunu sizin düşünüyor. Sizin orada nasıldır ama bilmiyorum. Biz mesela yani, Ankara'da. Bunu yazmış mı? Tabii. Yani baktığımız zaman aslında. Yani antropoloji üzerinden gelerek, sosyal antropoloji üzerinden gelerek aslında adağı hurafe kılarak
onu bir şekilde temizlememiz gerektiğini, hayatımızdan bir Müslüman olarak aslında adağa atmamız gerektiğini söyleyen bir düşünce tarzına geldik. İşte ağacın fazla budanması işte tam böyle bir şey. Ortada ağaç kalmadı o zaman. O rafeleri böylesine budadığımız zaman. Yani çünkü her budama ağacı biraz daha gülleştirir ama aslında. Ama işte evet. Bu burada hurafelere güzelleme yapmadığımızı nasıl söyleyeceğiz? Evet, işte onu nasıl becereceğiz bilmiyorum. İbn-i Teymiye gibi de konuşmak evet. Çok sert kaçabilir. İbn-i Teymiye bugün yaşasaydı nasıl bir dili olurdu bilmiyorum. Allah evet. Rahmet eylesin. Büyük alimlerimizden i̇şte, de. Bu her zaman söylediğimiz şey şu hocam. İfratla tefrit arasında bir yerde. Evet, gidip mesela diyelim ki mezarlıklara mum yakmayacağız. Ama mezarlıklarımızın olduğu bilincini de kaybetmeyeceğiz yani. Benim mezarlıklarımız oldu. Ya benim rahmetli orada, amcam. Orada babamızın yattığını. Rahmetli amcam bana bir gün ziyaret etmiştim. Muhlis amcam. Allah rahmet eylesin. Çok eski bir hikayeden bahsediyorum. Hani ben de ilahiyatçı olduğum için benden destek beklemek amacıyla soruyor sorularını bana. Ya dedi ben dedi geceleri dedi bu karşılığı bir mezarlık var bizim köyde. Kulelerin önünde. Orada dedi sürekli bir mezarda kandil yandığını görüyorum dedi ona. Ben de dedim ki sen tabii çok uzaksın mezara. Muhtemelen o mezarın sahipleri gece kandil yakıyorlardı falan. Ben bir kaçma cümlesi kullandım farkındayım yani. Yani çünkü öbür türlü ya belki yanıyordur, belki sana öyle görünüyordur falan desem işin içinden çıkamayacağım yani. Evet. Uğraşamam şimdi ben böyle bu kadar detayla. Ama amcam orada o mezarda bir kandil görmenin zihninde yarattığı etkilerle o aile hakkında, o aileye ilişkin geçmişte düşündüğü şeylerin çoğundan vazgeçmek zorunda kalışıyla kendi içinde bir tuhaf ve tabii ki geliştirici bir hesaplaşmayla bana bir sürü şey anlattı. Ne bileyim. Bir mola vermemiz gerekiyor. Ondan evet. Sonra ikinci bölümde şu hurafeden çıkalım hocam. Hurafe. Evet. Benim terminolojim konuda birileriyle denk düşmek de istemiyorum. Hurafeye ya, ben de karşıyım işte, hocam işte, da. İşte şöyle ama bir şey şimdi hocam. İsmail ama... Kara dinliyorsa onun biliyorsun bu konularda çok güzel. Hurafeye hafif sempati duymamızı da sağlayan Dücan Cündüoğlu'nun da vardı değil mi? Bir dönem. Evet evet vardı. Hurafeye bir yol kesişiyor herkes. Onu ne yapacağımızı sormak zorunda kalıyor. Çünkü İslamcılığın da sanırım hurafeyle bir şeyi var. Tarihi. İslamcılık da modern bir düşünme biçimi olarak aslında o da bir temizlik hareketiydi. Evet. Yani bizi geri bırakan şeylerden temizleme hareketiydi. Hocam mevzu çok da. Yani senin arkanda bir sürü saat var. Şöyle bakıyorum. Hangisini kolumuza takabiliriz diye fazla iri geliyor bunlar bana. Bir mola veriyoruz çok değerli izleyiciler. Biraz sonra tekrar bir araya gelip zamanın ruhu konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. Derdimiz Hayat'ta ikinci bölümde bir aradayız. Zamanın ruhunu konuşuyoruz. Ali Büyükaslan, Bünyamin Bezici ve ben Necdet Subaşı. Kavramın hem tarihsel maliyeti, tarihsel karşılıkları üzerinde durduk. Hem de onun imalarına odaklandık. Türkiye bağlamında mesela bu kavram nasıl okunuyor, nasıl değerlendiriliyor, gündelik dile nasıl takılıyor. Biz zamanın ruhu dediğimizde Hegel'in ya da Herder'in vurguladığı şeyin ne kadar yakınına yaklaşıyoruz, ne kadar ondan uzaklaşıyoruz. Böyle giderken Ali Hocam bir evrensellik tartışması başlattı ama biraz söz kaynadı. Oraya tekrar dönmek istiyorum Ali Hocam. Siz onu isterseniz biraz açın. Ben bunu şunu düşünerek söyledim Üstad. Şöyle şimdi diyelim ki 17-18. yüzyıl, 19. yüzyılda işte Fransız ihtilalinin etkileri kimi yerlerde işte 50-100 yıl sonra hissedildi. Kim Avrupa'da işte hemen hissedildi. Ya da 18. yüzyıl aydınlanması işte bir yerlere varırken şu kadar gecikmeyle vardı vesaire ya da daha önceki çağlar. Ama bugün herkesin her an, her yerden anında haberdar olduğu bir iklimi yaşıyoruz.
Yani bilgi çeşitleniyor, aynen çoğalıyor. Öyle. Buna işte biz ayartıcılar çoğalıyor. Aynen öyle. Ve çekim bu alanları zamanın güçlü. Ruhunu tetikleyen, oluşturan neyse onların herkese eşit şekilde neredeyse aynı şekilde önlerine serildiğini görüyoruz. Buradan bakınca ben diyorum ki dün zamanın ruhunun lokal, yerel, bölgesel olması söz konusu iken bugün bir evrensellikten bahsedebiliriz. Niye? Bugün bir Korelinin ifade etme biçimleri ki mesela emoji dediğim şey bir Japon. İşte bu hatta kelimenin kendisi de Japoncadan geliyor. Bir Korelinin ya da bir Şili, Peru, Arjantin'in ifade et biçimleriyle benim ifade biçimlerim aynılaştı. Dolayısıyla bu açıdan baktığında bu sadece emojilerle ilgili bir şey değil. Davranış kalıpları, davranış düşünme biçimleri hepsi neredeyse bu evrensel bir oluşturulan tırnak içi zamanı ruhu diye tanımlayabileceğim, adlandırabileceğim belki bir anlayışın bize bunu içerik üreticilerini düşünürsem dayatma olarak söyleyebilirim. Ama teknolojik gelişmeler olarak söylersem alıp kullandığım bir şey diyebilirim ben bunu. Dolayısıyla buradan baktığımda mesela ben merak ediyorum sen bu konuda yani bir sosyolog olarak, bir ilahiyatçı olarak şuna ne dersin? Yani bana mı soruyorsun? Sana soracağım. Çünkü bir yazım var okudum hocam. Hemen orada, hazırlık yapayım. Bir yazım var okudum orada. Ben mesela sosyal medyayla ilgili birlikte katıldığımız yerde de güzel şeylerin tanımlamalarım vardı. Şunu merak ediyorum. Bu evrenselliğin sonucunda oluşan şey bizi bu Zeitgeist kavramıyla nerede buluşturuyor? Bu bir Zeitgeist mıdır? Yoksa başka bir şey mi? Çünkü acayip şekilde bakın sinema, film, sanat, medya, sosyal medya, internet, yeni medya mecraları bütün bunlar bütün dünyanın hemen her yerinde aynı şeyi önümüze sunuyorlar. Ve ortaya çıkan şey nedir? Buyur lütfen. Yani sanki böyle gelenekte biraz nefesim kesiliyor öksürükten kusura bakmayın. Konuşurken izleyicilerden de özür dilerim. Fark ediyor olmalılar. Ama bunu def edemedik yani. Bundan kurtulamadık. Öğretmen hastalığı. Ben mesela gelenekte, yani gelenek dediysem şöyle bir 50-60 yıl geriye gidersek, bu kadar etkileyici, bu kadar dönüştürücü bağlamın ya da aracın olmadığı bir tarihsel düzleme gittiğimizde hayatımızı böyle karşılaştığımız her şey sanki değiştirmek yerine tahkim etmek, bozmak yerine güçlendirmek gibi bir yeri var sanki. Hı hı. Öğretmen var, imam var, kasabadan geçen bir tüccar var, işte ne bileyim bir esnaf var falan. Haberdar oluyoruz ama o haberdar olduklarımızla irtibat kurmamız, haberdar olduğumuz şeylerle iç içe geçmiş bir bağlam oluşturmamız zaman alıyor. Şimdi dediğin gibi bu işler çok hızlı oluyor. Evet. Yani kolayımıza geldiği için böyle kestirmeden Z kuşağı zaten böyle doğmuş, böyle gidiyor falan. Hatta orada da belki Bünyamin Hoca'ya bir laf atabilirim. Mesela zamanın ruhu kavramına çok kritik bir şekilde bakıyoruz ama Z kuşağıyla ilgili değerlendirmeler yapıldığında sanki bu böyle olacaktı. Sanki bu böyle planlanmıştı. Sanki bu kuşak böyle olmazsa olmaz. Siz kendinize bakın gibi bir yerde duruyoruz. Bilmiyorum bu tartışma mesela Z kuşağı adlandırması ve bu kuşağa yönelik göndermeler nasıl yapılıyor şeyde gündelik dilde. Bu böyledir diyor. Siz kendi koşullarınızı, kendi konumunuzu bir şeye sokun, bir düzene sokun diyor. Ben hani oraya gelmeden belki Ali Hocam sizin dediğiniz o etkileşim alanlarını takip ederek ben demin de hani sıraladım. Yani işte geleneğin, dinin, modernitenin yaşadığımız o üzerimizde çok ciddi etkiler yaratan aks alanlarını konuştum, söylemeye çalıştım. Evet. Bugün bütün bunlara karşı belli bir mevziden, belli bir dikkat ve duyarlılıktan bakmanın açıkçası zorlaştığını düşünüyorum. Ama bu zorlaşmada senin dediğin bir şeyi de emanet alarak, sözü de emanet alarak ilerlemek istiyorum. Sanki buna da hazır bir zihinle karşılık veriyoruz. Yani sanki zihnimiz artık bu yeni olan, yani 1-15 yıl, 20 yıl önce bize ekstrem gelecek olan bir şeyi makul sayan bir şekilde gelişiyor. Yani öyle hayatımızda ya bu benim hayatıma nasıl girdi? Ben nasıl böyle bir
tercihte bulunabildim diye şaşkınlıkla sorabileceğim şeylere artık kolayca sahiplenebiliyoruz. Bizim makuliyet dairemizin içinde kendine yer bulabiliyor. Demek ki ya biz bunların çoğunu geçmişte abarttık, bunları gereksiz sabite iddialarıyla yok saydık, mesafe koyduk, bugün anlamsız olduğunu anladık. Ya da o gerçekten sabite dediğimiz şeylerin bir kısmından uzaklaştık yani. Bana öyle geliyor. Lütfen unutma. Şimdi bak, mesafe dedin ya, o mesafeyi biz hep uzaklık olarak anlıyoruz. Aslında yakınlık da var değil mi hocam? Mesafe dediğimiz şey zaten aradaki uzaklığı tanımlamak için, yoksa uzaklık anlamında değil. Evet, yani çünkü işte bunu söyleyeyim. Biz sanki hep uzaklık olarak yorumluyoruz. Yok, aslında. Yok hocam, mesafe. Ya normalde aslında yakınlık olarak da baktığımızda bazı şeyleri daha iyi anlamlandırabileceğiz. Lütfen. Yani şeydir, hani istedim. Biz arama mesafe koydum dediğimizde daha da uzaklaştım anlamına gelmiyor. Durduğumuz yeri sabitledim. Aynen öyle. Durduğumuz yeri daha da sabitlediğimiz için. Bu önemli. Mesafe evet. O demek yani. Bugün tabii eğitim müfredatı, işte modern dünyayla etkileşim daha da artması, hatta bu artma olanaklarının çoğalması. Hı hı. Yani her durumda. Ve tabii ki mesela sinema, edebiyat eskisi kadar böyle kör göze bir şey çarpmıyor. Çok daha derinlikli, çok daha böyle yüksek imaları içinde barındıran bir teknikle geliyor. Yani müthiş bir endüstriyle de karşı karşıyayız. Böyle bir durumda o sözünü ettiğiniz zemin kavramının da biraz alt üst olduğunu, o zemin kavramını da hani ayağımızı yere basmak, sağlam basmak ya da işte çok sık kullanılan Mevlana'nın o meşhur pergel metaforuna atıfta bulunmak için o kadar çok da yeri şey değil. Bilmiyorum, sen Bingöl'de o yürüyen adalara gittin mi? Gördüm. Gitmedim. Bastırma yani. Hayır. Ya ben mesela o adaya gittiğimde o adalarda dolaştım. Bilmiyorum hocam, sen var mıydın o? Yok, yoktum hocam. biliyorum yani o Bingöl'deki şeyler. Yani suyu geçiyorsunuz, adaya geçiyorsunuz suyu atlayıp. Ama gitti ada mi? Altınızda oynuyor. Oynuyor, evet. Oynuyor ve yürüyor. Eğer elinizde bir sopa varsa karşıdaki diğer adaya dokunarak kendinizi ittiriyorsunuz falan. Zemininle beraber hareket ediyorsunuz. Ben şahsen şimdiki zemin kavramını biraz buna bağlıyorum. Biraz. Yani bak, ben bence güzel bir metafor oldu. Çok güzel oldu. Hakikaten çok güzel oldu. Yani abi, kamışlardan, şeylerden, suyun altındaki yosunlardan bahsedince ben de Bingöl'deki o yerini tam bilmiyorum ama ya, Bingöl'de. Ya aslında bak, kavram diye soru sormuştun ya. Yani aslında kavramsallaştırma dediğin şey, ayağını bastığın, nefes aldığın, kendini canlı hissettiğin ortamla buluşman değil mi? Bunları anlamlandırma, işte, tanımlaman işte değil mi kavramsallaştırma? Eğer adayı sen o Bingöl'deki ada gibi algılarsan, o ada oynuyor. Mesela orada su mu daha rahattır, ada mı daha rahattır? Üstündeki hangisinde kendimi sağlam görürüm dersen, ben mesela orada bir belirsizliğin içine düşebilirim. İşte makuliyet de aslında böyle bir şey hocam. Makuliyet dediğimiz şey aslında o adadaki varlığımız gibi, adanın üstündeki varlığımız gibi aslında oynak bir şey. Yani sosyolojik olarak oynak bir şey. Biz makuliyeti mesela şey zannediyoruz, işte bir kabullenme olarak zannediyoruz ama değil. Makuliyet temelde aslında toplumsal, sosyolojik bir ikna olmuşluk hali. O yüzden sosyolojik ikna olmuşluk hali bir sabite değil aslında. Yani bunu görmek lazım. Mesela bizim için zemin o sosyolojik değişimlerle alakalı bir şey değil. Sosyolojik değişimlere ayak uydurabiliriz. O değişiklikle, değişimle alakalı bir şey. Ama sabitemiz orada değil. Sabitemiz işte vahiyde, sabitemiz ilmihalde. O oradan gelen bir sabiteyle aslında işte o adayı bir şekilde kıtaya da, ana kıtaya da çıpalamamız gerekiyor. Eklemlemek lazım. Tabii. Çıpalamanız gerekiyor. Çünkü o zaman kaygan bir zeminde, ki orası küçük bir yer, kaygan bir zeminde düşünün mesela. Öyle kaydığınızı düşünün. Hocam boşlukta. Ben o ana karaya çıktığımda çok rahatlamıştım. İşte boşlukta kaydığınızı yani düşünün. Yani bu nedir dedim ya. Mesela geniş bir gölün içinde öyle kaydığınızı düşün. Ne kadar aslında güvensiz bir kayış. Yani makul ama çok güvensiz bir kayış olur. Ve gerçekten de ben de mesela bu evrensellik tartışmasını bir zemin kayması olarak görüyorum. Yani bir defa her şeyin ötesinde. Yani öyle bir şey ki zemin dediğimiz şey tarihsel olarak tanımladığımızda, isterseniz bunu
vahiyde, isterseniz dille, isterseniz tarihte, isterseniz işte halkla tanımlayın, fark etmez. Ama yerel bir şey aslında. Zemin dediğim şey yerel bir şey. Evet, modernite bu zemini evrenselleştirdi. Yani akıl üzerinden evrenselleştirdi. O evrensel ilkeler üzerinden kozmopolit kıldı. Bu zemini kozmopolit kıldı. Bu kozmopolit kılarken bunu genişletti mi? Ki kendi iddiası genişlettiği iddiası aslında. Yoksa daralttı mı? O başka bir tartışma. Yani aslında bir taraftan da tek düzeleştirdi. Mesela ben, hocam örnek verdi. Evet, yani öyle iddialar var işte Z kuşağı üzerinden, emojiler üzerinden yeni bir dil mi oluşuyor? Değil mi? Yani bayağı sadece emojilerle konuşabilir miyiz mesela? Muhtemelen vardır. Sadece emojilerle konuşabilen insanlar vardır. Konuşuyorlar çocuklar. Yani muhtemelen. Ama ben mesela, bana emoji gönderdiği zaman birisi, hayrola diyorum. Yani anlayamıyorum yani. Çoğu zaman yani emojinin neye tekabül ettiğini anlayabilen ama nesilden değilim. Ama sen nesli cedid değilsin. İşte yani. Evet, nesilden değilim. Sana yanlış değilim. Gelmiş. Bana yanlışlık doğruluk değil. Yanlışlık doğruluk değil. Ben gerçekten hala emoji dilini anlamıyorum. Yani kendim de göndereceğim zaman, ya bu gülen miydi, ağlayan mıydı, hüzünlenen miydi, bu neydi, işte ya yok, bakıyorum benzetemiyorum bir şeye. Yani bana mesela bir anlam dünyası kazandırmıyor. Ama ben de biliyorum ki bunun bir evrensel bir anlam dünyası var. Ve o anlam dünyasının bir karşılığı var aslında. Belki de giderek gerçekten Z kuşağı, o alfa kuşağı artık. Yani o orada bir dil oluşturacak. Kendi açısından bir dil oluşturacak. Ama şu var. Aslında Z kuşağı dediğimiz şey, yani siz bence o ada konusunu çok güzel örneklediniz. Yani sabitelerin kaybıyla normalleşmiş bir hayat. Yani Z kuşağının bugün mesela diyelim ki hani kendi durduğu yeri makul görmesi aslında onunla alakalı. Sabitelerle bağlarını, çıpalarını kaybettiği zaman insanlar, o zaman durduğu yeri makul görüyor. Yani tabii ki buradayız yani. Çağın gereği de bu zaten. Yani böyle yaşamalıyız. Yani daha farklısı zaten olamaz diye düşündüğünüz andan itibaren, o zaman o durduğunuz yerden siz sabitelere bakıyorsunuz aslında. Ve onlar aslında bir taraftan da anlamsızlaşıyor. İnsanlar yani bunu hem size hem Ali abiye soracağım. Ali abi çok fazla gençlerle haşır neşir oluyor. Okulu, öğrenciler, iletişim, o bağlamı da takip ederek. Sen de biraz sanki fazla böyle derin konulara yönelmiş insanlar ağır adam oluyor sanki öğrenciler. Siyaset bilimi falan öyle. Şimdi ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Ali Hocam bak sizi benden daha genç kalıyorsunuz. Siz her şeye açıksanız, gelen her şeyi zamanın ruhu diye kabullenirseniz, gelen her şeyi hiçbir sabitenin müdahalesini ya da sabiteye olan duygusal yakınlığınız veya aidiyetinizi hesaba katmadan onları böyle kabul etmekte heveskar olursanız, yani böyle bir kuşak da var yani, böyle bunları çağın gereklilikleri olarak tanımlıyor. Bizim kuşak modernleşme değil, pratiğimiz de böyledir. Hocam yani. Sadece kuşak değil. O kuşak üzerinden düşünen, aslında o kuşağa dahil olmayan şeyler de var. Yani şöyle bir şey yani, var. Şimdi, muasır medeniyetler seviyesine yükselme arzusuyla asrın idrakine söyletme arzusu arasında böyle bir tekabüliyet, bir denklik var bir yerde. Yani belki açarsınız bunu ama bu bunalımlar, tatminsizlikler, bir duruşu, bir durağı, bir sabitesi olmayan insanların yaşadığı gerginlikler de sanırım bu kolaylıktan kaynaklanıyor. Ne dersin bu konuda? Ya şöyle, şimdi bir kere bu kuşak tanımları aslında yani bir mevcut zamanı yorumlama, anlama, o ruha bakış açılarına göre kuşakları, gençleri, insanları tanımlama ifadeleri. Burada şey yapmamız lazım. Yani en azından ben böyle düşünüyorum. Yani bu kuşaklar böyle olacak dendiği için değil tabii ki, ama bu kuşakların tanımları önceki kuşaklara göre, biz böyle tanıyoruz bu gençleri. Çünkü davranışları bakıyoruz orada, bir farklılık var. Bu farklılık bu şekilde. Aynı yüzyılda yaşıyoruz ama evet, birbirinden farklılıkları açığa çıkıyor. Bunları tanımlamaya kategorize ediyoruz. Evet, bunu şöyle düşün mesela. Senin benim gençliğimde ya da anne babalarımızın gençliğinde yeni olana, gelenekten gelen bakış açılarıyla yeni olana yaklaşımlarıyla ihtiyat ve mesafe. Evet.
Bugünkülerinki aynı mı? Ben buradan bakarım senin sorunun cevabına. Aynı mı? Ben aynı olduğunu düşünmüyorum. Neden biliyor musun? Sabitelere verilen önem ve değerle alakalı bu. Yani bu onay duygusu. Evet, yani çünkü bu kolay oluyorsa. Evet abi. Sizin arkanızda bütün bunları tartacağınız bir ölçü yok. Aynen. Yani çünkü o hassasiyet mesela bunu ne dersen de bak coğrafi bağlılık de, geleneğe bağlılık de, aidiyet hissi de. Bizim buralara de, uymaz diyor adam mesela. İnanç da ha bak işte beni oraya mesafeli tutan, yakın ya da uzak tutan benim onlara atfettiğim değerle alakalı. Bugün bu anlamda suçlama için söylemiyorum lütfen bunu yanlış anlamıyorum. Çünkü bir ülke olarak moderniteyle bizim imtihanımız ya da nasıl söyleyeyim tanışıklığımızın da getirdiği, bunun içerisine eğitim müfredatlarını katabilirsin, geçmişe bakışı katabilirsin, başka müktesebatlar da katabilirsin, hatta dine bakışı bile katabilirsin. Buradan baktığımda bugün gençlerin ya da o kuşakların bu kolaycılığa, bu kendilerine sunulana hemen atlamaların temelinde o mesafelerle ilişkili tanımlamaları var ve taşıdıkları değer olarak bildikleri şeylere yakınlık, sahiplenmeyle ilişkili bunlar var. O zaman şöyle bir insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Peki madem öyle, madem yeni ve etkileyici temalar, etkileyici söylemler vesaire, ideolojiler bir şekilde bizi rehin almada, bizi ele geçirmede güçlüler ve bunu başarıyorlar. Orada şunu sormamız gerekmiyor mu? Peki sabite dediğimiz şeyler acaba kendini yeniliyor mu? Acaba sabitelere sahip çıkanlar bunu güncelleme nereden nereye kadar gider onu biliyorum ama onu gündelik gerçekliğin içinde sahici bir yerde tutma, onu muhkem bir referans alanı olarak tayin etme konusunda bir emek vermeleri gerekmiyor mu? İşte yani mesela din böyle uzun yollar tüketerek mi kendisine ulaşacağız? Hocam, neden burnumuzun dibinde, ya, gözümüzün önünde hemencecik onunla direkt bir ilişki kurmamızı kolaylaştıracak bir akış yok da böyle biz bunun için çok fazla emek çekmek zorunda kalıyoruz. Din hangi arada gerçekliğe yön veren o yapısını önemli ölçüde azalttı ya da geri çekilmeye mahkum edildi. Hocam, din tabii ki bizim irademizle bir yere çekilecek hali yok ama gerçeklik dünyasında da görüyoruz ki din ancak böyle emek verirseniz masraflı bir şeye dönüşüyor giderek. Yani dinle kuracağımız ilişki. Halbuki bunu hak etmiyor diye. Ya hocam o kadar şu açıklama var ya o kadar önemli ki. Bak samimiyetle söylüyorum. Şöyle yani ya dini duygularını ya da Müslüman kimliğini benimsemenin sanki özel bir şeyi var, eğitimi var haline geldi. Yani bunu Alman şahı ya niye öyle olsun ya? İnsan. Halbuki bu bir iklimdir. Ya, evet. Evet bu bir iklimdir, ya, bir dolayısıyla atmosferdir. Bak, işte burada sorun biraz o söylediğin tam da o yani açıkladığın şeylerde abi 50 yılın 100 yılın öncesi diliyle senin o gençlerin hani dediğim şey var ya sunulana kolaycılıkla yaklaşması veya burada nedir? 50-100 yılın öncesi diliyle bu gençlere sen kendine gelmelerini beklersen olmuyor işte. Hayır. Senin onlarla buluşmanın yolu belki de tam da bu anlamda zamanı. Ama yani Türkiye'de bana katılır mısınız bilmiyorum ama din böyle hayatın içinde çok rahat paylaşılan bir hava gibi, bir şiir gibi, ne bileyim bir estetize olmuş bir akışkanlıktan çok özel vurgu yapılan, özel bir tablete dönüşmeye başladı. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Ya beni rahatsız etmez olur mu? O şeyi bir bilmem ne derece doğru bu yazı söylemek. Ziyaretin Serdan o profesyonel. Ha evet profesyonel misin? Onu isterseniz mesela bak, biraz özetleyin. O kavramla mesela şimdi. Şöyle onu özetlemekten ziyade o kavram burada sadece kullanayım ben. Buna gerek var mı? Böyle olmalı mı? Yani niye böyle olsun? Yani değil mi? Düşünsene. Ya iklimdesin. O zaman burada işte hocam söyledi. İlim halimin şu hale ilişkin ilim nedir? Bunu biliyorsun. Ama ötesi başka bir şey. Alim olmak başka bir şey. Ama
ıskaladığımız bir şey oluyor. Ahlaklı olmayı terk ediyoruz. Iskalıyoruz. Adaletli olma öğretisini, öğrenimini terk ediyoruz. Ve biz bir yığın ayrıntıda boğulup bunalıyoruz. Buradan hareketle baktığımızda da ne oluyor? Ya en basitinden bizim işte hangi çağın gençleri olursa olsun, hangi çağın yaşlıları, orta yaşları, küçükleri olursa olsun çok kolay buluşacakları yerden uzaklaşmaya başlıyorlar. O zaman başka kendilerine kolay sunuların içerisinde buluyorlar kendilerini. Ben böyle görüyorum yani. Evet, yani bir karamsarlık hali. Bünyamin Hocam, bayağı yani şimdi, not aldınız ama. Tabii sizden öğrendiklerimi yazıyorum. Hocam ben çok profesyonel izliyorum. Bayağı bir şey öğrenmiş hocam. Bayağı doldurmuş o zaman böyle diyor. Hocam zaten onların hepsini söylerse programı kapatmış olur. Yok hepsini. Ne güzel. şöyle diyeyim. Gerçekten şunu yaptık yani son dönemlerde. Dini çerçeveleyerek sanki dışımızdaki bir varoluş alanı olarak orada bir yere koyduk. Evet ya. Yani evet şimdi ya. Bu orada bir yere koyarken aslında orada bir yere koyduğumuz bir dedemiz gibi bir şey aslında değil. Zaman zaman işte uğruyoruz yanına. Ama hayatımızın içine almıyoruz yani. Hayatımızın biz bizatihi evimizde yaşamıyor. Evimiz geniş ama dedeye yer yok. Dedeye yer yok. O evimizin içinde yaşamıyor. Ama zaman zaman uğruyoruz. Hocam bize zor olan bir zor olan bir hedef gösterme. Yani din camide. Yani camide oluyor. O camiye gittiğimiz zaman o içine büründüğümüz bir şey sadece. Ya da o yani, işte uğraşanların işi. Yani çıktığımız zaman o kisveden çıktığımız zaman da arkada bıraktığımız bir şeye dönüşmüş durumda. Yani bu bir taraftan da işte Sabite ile olan ilişkimizi belirliyor aslında. Yani gündelik hayatımız Sabite'nin dışında bir yerde işliyor. Mesela 5 vakit namaz kılarken çok rahat bir şekilde ilmihalin dışındaki yaşam biçiminde kendimize mübarek bir yaşam biçimi olarak görebiliyoruz. Yani onunla, o ikisi hiçbir şekilde aslında şey yapmıyor, çatışmıyor zihinlerimizde. O ayrı, bu ayrı evet. Dediğimiz andan itibaren zaten seküler bir tarza doğru. Aslında o sekülerlik tartışması başka bir tartışma ama bu da şeyle alakalı tabii ki. Yani zemin dediğimiz şey zamanla evrenselleşirken aslında aynı zamanda yeni bir temizleme hareketi de oluştu. O temizleme akıllı oldu. Yeni ölçü mesela görgül olanla sağlandı. O görgül olanın dışında hiçbir şey o zeminin için üstünde yani tutunamaz oldu. Şimdi ama sizin zihin dünyanızda akılla kurduğunuz ilişki tam böyle bir ilişki değil. Evet yani İslam akıl benim temelli. Benim akılla kurduğum ilişki 3 aşağı 5 yukarı Müslüman akıl. Evet. Yani şey tanımlanmış. Gözden geçirilmiş, nasıl diyelim ona, böyle bir şekilde kendi dini gerçeklik dünyasını kavramaya açık hale getirmiş. Hayır, oysa bize gösterilen akıl, yani Batı rasyonelitesi içinden gelen akıl, bizim hani burhan dediğimiz delillerle alakalı bir şey aslında. Kanıtla. Hikmet dediğimiz şey değil mesela. Hı-hı. Oysa bizim aklın içinde burhanı da aşan, değil mi? Hikmet dediğimiz bir olgu var aklın İrfan içinde. İrfan var. Değil mi yani? O hikmete ulaşmayan bir burhan aslında. Bizdeki şu andaki hani o evrensel akıl dediğim şey ve bu bir zemin temizliği yaptı. Bu zemin temizliği, bu evrensel aklın yaptığı zemin temizliği üzerinde zamanın ruhu şekillendi. Yeni zamanın ruhu şekillendi. Bu kozmopolit bir ruh aynı zamanda. Ha zaman zaman bunun dini de bunun içine katıyorsunuz. Yani katabilirsiniz, olabilir. Ama yine de o burhan dediğimiz aklın süzgecinden geçmiş olan bir din ancak bunun üstünde kalıyor. Yani o zeminde kalıyor. O süzgeçten geçmiyor. Buna da mesela bazıları post sekülerizm diyorlar. Yani aslında süzgeç yine aynı süzgeç ama. İçine dini de atsanız, yani müzakerenin içine dini olmayan, görgül olan hepsini atsanız, koysanız süzgeç yine aynı süzgeç olduğu müddetçe aslında baktığınız zaman bir temizlik hareketi yapıyorsunuz. Geri kalanı posa diye atıyorsunuz. Ve posa diye attığınız şeyler içinde bizatihi aslında sizin varoluşunuzu belirleyen vahiy de var. Vahyin bir kısmı var. Yani o zaman işte Sabite ile olan bağınız o sosyolojik makuliyet içinde kaybolup gidiyor. Ama bir taraftan da o zemin de size sosyolojik bir makuliyet sağlıyor. Yani diyorsunuz ki evet ya bu zemin böyle aksa bile hani o adada olduğu gibi
biz aslında üzerinde yaşayıp gidiyoruz. Gayet de güzel. Yani ama o sabiteleri, o çıpaları bir şekilde kaybediyorsunuz. Şimdi Bünyamin Hoca, yani söylediklerin çok güzel de bu zamanın ruhu diye ortalığı temizleyerek inşa edilen yeni gerçeklik dünyası ya da bizi kendine ikna etmeye... Yeni zamanın ruhu, yeni Zeitgeist. Yeni zamanın ruhu mesela dini boş bırakmıyor ki. Onu da kendi yorum dünyasında... İşte onu söylüyorum zaten. Yani dini de zaten şey yapmıyor. Çünkü dini boş bıraktığı zaman o yaptı bunu işte. Dini orada yani bir şey olarak... Mesela dinin tartışmalarına bakıyorum. Dini orada bir şey olarak sınırlamaya çalıştı. Yani orada bir yerde bıraktı dini. Sekülerizm tartışmalarında öyleydi. Din orada bir yerdeydi. Yani bu buradaki yaşam din biçimimize... Din orada bir yerde kopmaz bulaşmaz. Kopmaz bulaşmaz. Ama gördü ki din dediğin şey de orada bir yerde durmuyor. O zaman dini... Kendinden gelen bir enerjisi evet, var. Evet, dini o zaman buraya aldı. Buraya aldı. Ama buraya alırken de yine o aklın ve görgülü olanın süzgecinden geçirerek aldı. Döverek. Bir taraftan evet, döverek aldı. Yani şimdi net söylemek yani bu duyarak. Evet. Yani işte... İçeriden aktörlerle dövdürerek. Bir taraftan da öyle evet. İçeriden yani. Aktörlerle dövdürerek. Tabii. Yani dini buraya aldı ve o posasında attı. Posası dediğiniz şey sabiteleri aslında birçoğunda. Posasını attı. Burada ne kaldı? Burada yaşanmışlıkları kaldı. Burada ilmihal bile kalmadı o zaman. Yani din dediğiniz şeyde ilmihal kalmadı. Sadece işte görenek kaldı, gelenek, işte kendi belli şeyler. Kendi filtresinden geçirdikleri. Yani kendi hala orada duran varsa onlara da IŞİD'den, Taliban'dan birkaç görsel. Evet. Tabii bir olayın o tarafı da var. O zaman işte yani bu burada bir şekilde sabitelerden kopmuş hayatımız da normalleşti, makulleşti, sabitelerden kopmuş hayatımız. Çünkü hepimiz birbirimize bakıyoruz. Makulleşme dediğimiz şey birbirimize bakarak, birbirimizin gözünün içine bakarak aslında gerçekleştiriyoruz. İkna oluyoruz yani. Sen evet. De görüyorum, Ali abi de görüyorum. Yani herkes aynı. Herhalde bu doğru olan budur diyorum. O zaman hani burada hani çekineceğimiz, utanacağımız bir şey yok. Tencere dibin kara. Yani böyle bir hayat ondan sonra. Ama işte az önceki konuşmamızda da söyledik aslında. Mesela mecelle bunlardan çok farklı bir iddiaydı. O iddiayı devam ettiremedik mesela. Neden? Yani, biraz açalım orayı. Mecelle yani, niye kendini devam ettirecek bir ulema, devam ettirecek bir zihni açık Müslüman bulamadı? Yani doğrusu ondan mı kaynaklandı yoksa... Yani işte, her şeyi bir operasyona bağlamayalım. Yani bir şeyler oldu, geldiler, yok ettiler ve... Yani şöyle bir mecelle şey ama şöyle bir şey ama mecelle bence insanların zihninde yok olmadı. Yani yürüyor aslında yani baktığımızda. Zaten zamanın ruhu da böyle bir şey. Yok olabilen bir şey değil zaten. Siz istediğiniz kadar onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışın. Sonuçta şöyle olmadı mı? Herkes imam nikahı kıydıktan sonra resmi nikah kıymadı mı? Yani bu burada baktığınız zaman işte ilmihal üzerinden bir sürü şey yürüdü aslında baktığınızda. Ve yürümeye de devam etti. En sonunda o yürüyenleri bir şekilde kabullenmek zorunda kaldı sistem. Ama sistem kabullenirken de az önce dediğimiz bağlamda kabullendi. Dini bu tarafa getirdiği zaman dini bu duyarak getirmeye çalışıyor aslında baktığımızda. Ama o mecelle aslında bence mesela çıkış itibariyle bir nevi aslında zamanın ruhunu temsil ediyordu. Çünkü yani işte zeminden süzülerek gelmiş, o zeminin her nesi varsa buraya, buradaki yaşam biçimimize bir şekilde biçimlendiren kurallar sistemi olarak yani şekillenmişti mesela. O mesela kendi içinde dönüşerek, kendi içinde hani çıpayı kaybetmeden o değişime ayak uydurarak devam edebilirdi ama bence... zamanın ruhunu temsil ediyorsa eğer iddia ettiğimiz gibi mecelle ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Aslında ortadan kalkmış da değil. Her ne kadar biz onu hani hukuken geçersiz saysak da insanların yani hukuk dediğimiz şey aynı zamanda insanların zihnindeki kabulleriyle de alakalı bir şey. İnsanların zihninde hala orada geçerli olan birçok hükmün karşılığı olduğunu, yaşam biçimlerinde karşılığı olduğunu hala resmi ya da gayri resmi olarak o yaşam biçimiyle yaşadıklarını, ona uyarak, yani bilerek ya da bilmeyerek, ona uyarak bir şekilde işlerini gördüklerini görüyoruz. Zaten zamanın ruhu dediğimiz şey de bu aslında. Ama bir taraftan da bunu, yani bu bağlamı
Yani Batı'nın bir anlamda yerel aklının, aslında bence Batı'nın yerel aklıdır o. Batı'nın yerel aklının evrenselleştiği bir hikayeyle de yeni evrensel bir zemin temizliği karşısında hani ne diyelim ona, sabitelerimizi korumaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Peki bu bu sorumluluk, bu yetki kimde? Bu sabiteleri tekrar bu pazara dahil edecek ve burada yetkin bir şekilde duruş sağlamasını... Ya eğer biz Zeitgeist'in varlığına inanıyorsak, daha doğrusu var olduğunu düşünüyorsak... Ben hafif inanıyorum. Yani var olduğunu düşünüyorsak... Yani korkumlarla hani hafif diyorum da. Aslında şöyle yani... Çünkü şöyle bak, bir dakika. Ben mesela kendi yaşamıma bakıyorum. Böyle 10 yılda, 20 yılda bir değişen, çok ciddi anlamda istikamet değişikliği çok yanlış çağrışımlar yapar da, yani dönekliğe kadar giden bir tarafı var. Yani öyle bir kavram setiyle konuşmak istemiyorum. Ama ben de görüyorum ki hayatımızda çok önemli virajlar var. Bu virajlarda zamanın ruhunun etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu etkileşimin parçası olarak hafif böyle rota düzenlemeleri yaptığımızı düşünüyorum yani. Yok mu sizin hayatta? Doğduğunuz gibi mi gidiyor? Ama kıbleniz değişmiyor. Yani biz hep burnumuzun dibine gitmiyoruz ki, bir yerlerde bir şey oluyor. Ama kıbleniz değişmiyor. Çok güzel işte bak. Yani bir saattir aradığımız şey oydu işte. O kıbleyi değiştirmemek. Kıbleyi değiştirmemek. Yani aslında hani namazın şartlarından bir tanesi, iki tanesi de zaman, değil mi? Vakit ve kıble. Yani İstikbali kıble. İstikbali kıble. Var değil mi? Çok daha güzel oldu. Öyle öğrenmiş kazanımız. Kıbleye yönelmek. Yani kıbleyi değiştirmediğiniz müddetçe yolunuzun zaman zaman viraj alması, virajlanması, o zaten bizim bireysel imtihanımızla alakalı bir şey. Ama önemli olan şey burada aslında zamanın ruhunu bir şekilde temsil eden şey kıble aslında. Yani bir yerden bir yere, o zeminden bir yere doğru gidiş, o kıble. Ya kıble mi? Kıblemiz nedir? O zaten çok daha sabit olan bir şey. Ama o sabitenin dışında, yani o kıbleye bizi götürecek şeyler nedir diye sorarsak, orada değişkenlerle alakalı artık konuşuyoruz demektir. O kıbleye bizi bir şekilde götürecek olan şeyi, yani oraya her durumda oraya bizi taşıyacak olan şey. Her durumda kıbleyi korumak. Evet, her durumda en azından işte belli bir şey işte. O değişkenler, o sizi bir şekilde oraya taşıyor gerçekten. Bütün bu yönlerin içerisinde, yönelişlerin içerisinde belli ki kıbleye, yani yönümüzü Kabe'ye her durumda döndürmek. Evet. Döndürmek özel bir anlamı var yani. Burası aslında sizin sabitelerle kurduğun, sabitelerin yaşamasıyla alakalı bir şey. Evet, yani sadece Mekke'ye dönmek anlamını taşımıyor. Değil, onun dışında tabii bir şey çok yani. Yüklü bir metaforik şeyi var, zenginliği var. Ali Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu bağlamda? Hocanın bu şeyi, kıbleyi bence çok sabit, tabii yani çok kıble sabit olduktan sonra hangi yöne gidersen git kıbleni pusulandır, yani kıbleni şaşırmazsan sorun yok. Yani sabitelerini zaten korumuş oluyorsun. Orada tek şey o demin söylediğimiz mesafe kavramı. Yani kıbleni sabit tuttuysan mesafeyi uzakta tutabilirsin, zamanın ruhuyla yakında tutabilirsin. Yani bu önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü eğer kıbleyi kaybedersek ya da kıbleyi başkalaştırırsak sorun orada başlıyor. Biraz buna ilişkin dışarıdan zorlamalar var zamanın ruhuyla. İşte bu şimdi bu evrensellikle belki oluşturmaya çalışan da belki komplocu bir bakış olacak ama biraz öyle diye düşünüyorum ben. Çünkü bu yok işte deizme varan vesaire şeysinde de sanki bu var diye düşünüyorum ben. Çünkü kıbleyi tartışılı hale getirmek aslında seni kıbleden uzaklaştırmanın bir başka yoludur yani. Ama o evrenselleşmesi, yeni değer alanlarının önümüze gelmesi, sık sık değişen temaların makuliyet alanının parçası olarak önümüze çıkması, bunları dediniz ya, böyle bir bağlamda operasyonel bir şiddetle de ya da hiç tahmin edemeyeceğimiz duygusal bir takım müdahalelerle o kıbleyi de kaybetmek mümkün. Hani kıble bizde Allah vergisi bir tarafta durmuyor ki, sonuçta o da bir tercih yani. Sizin bir kıbleniz olması işte burada, sizin bir itikadınızla alakalı hocam, bir şey. Buradaki Zeitgeist'in kavram kökeninde şu var yani.
Yani işte bu tür aktörsel diyelim ki müdahaleler, yani bir şeyi değiştirmeye dönük, kıbleyi değiştirmeye ya da oraya buraya çekmeye dönük müdahalelerin aslında kıblenin sahibi açısından hiçbir anlam ifade etmediği düşüncesi de var. Yani çünkü kıblenin sahibine baktığımız zaman o kıblenin sahibi işte kıyamete kadar o kıbleyi kıble olarak tutacak ki olandır. Ve onun izni olmadan yani yaprak dahi düşmez. Hani şey gibi işte zamanın ruhu, yani bir Müslüman için zamanın ruhu dediğimiz şey aslında tam burada karşımıza çıkıyor. O kıblenin sahibine tabi olmakla alakalı bir şey. Kıyamete kadar onun değişmeyeceğini, onun değiştirilemeyeceğini bilmekle alakalı bir şey. Aktörsel müdahalelerin zaman, hani diyelim ki şey vardır böyle hani zaman zaman İslam tarihinde de sıkça mesela işte diyelim ki zalim yöneticiler gelmiştir, işte gevşek yöneticiler gelmiştir, işte kıbleyi değiştirmek isteyen, arzu eden yöneticiler gelmiştir ya da insanlar olmuştur. Yani sadece yöneticiler değil işte bildik toplumsal liderler olmuştur başka, ama kıble değişmemiştir. Kıble hep sabit kalmıştır. İşte burada kıble bir bilinç aslında. Evet, kıble bir bilinç. Kıble aslında kıblenin sahibi tarafından korunduğunu bilmek. Aslında işte ya bizim, biz ne yaparsak yapalım. Biz Allah ne yaparsak dinini, yapalım. Allah'ın dini bizim desteğimize, bizim çabamıza, ne bileyim bizim gayretimize ihtiyacı olan bizim bir şey. Bizim duamıza. Bu çok önemli bir şey. Bizim namazımıza, bizim orucumuza. İhtiyacı olan biziz. Biz ihtiyacı olan biziz. Bizim duamıza, bizim yakarışlarımıza falan ihtiyacı olan bir şey değil. Evet. Ama sanki bugün böyle bir anlam kayması da oluyor gibi geliyor bana bugünlerde. Yani dini terminolojinin nasıl kullanıldığına bakıyoruz etrafımızda. Evet. Bir ticari dile doğru evriliyor sanki. Ticari bir dil. Bazen bir saltım dili. Evet. Yani onu da yani görüyorsunuz. Bir rahatlama. Peki niye? O da işte zamanın ruhunun bir etkisi. Bir rahatlama. Ama şu var işte. Yani yani dinin sahibi açısından bu mesele bir rahatlama meselesi değil. Mesela 80'lerde. Bir alışveriş de değil din. Yani işte şunu yaparsam işte şunu alırım. Bunu yaparsam bunu alırım diye. Bir alışveriş meselesi de değil. Hocam mesela 80'lerde hatırlıyor musun? Dine dönüş diye bir tema vardı. Evet. Ve dünyanın her yerinde sadece Müslüman toplumlarda değil. Yani laik seküler dalgalardan etkilenmiş insanların büyük bir iç şey geçirip hesaplaşma geçirip dine dönmesi değil. Küba'da da işte ne bileyim Güney Amerika'da da orada da burada da bir dini canlanma vardı. Ve o zaman da bu canlılık için zamanın ruhu diyorlardı. İşte o canlılığı aslında evrensel aklın kendi içinde mahsettiğini ben görüyorum. Yani o canlılık İran bence, devrimi, Afganistan'da, mesela bence o canlılık daha çok kültürel bir canlılıktı. Yani dinin kendisinin canlanmasından ziyade. Çünkü din hani ölmüş bir şey değil ki canlansın diye düşünürüm ben. Ama diyelim kültürel bir canlanmaydı. O kültürel canlanmayı da bu post seküler tartışmalar içinde aslında evrensel akıl kendi içinde bahsetti. Dedi ki ya o canlanan dine karşı, o kültürel dine karşı dedi de evet yani ben aklın içine dinin parçalarını da koyabilirim. Yani dini, Ali abi söz vereceğim size de dini din olarak tutmak bence zorlaşıyor modern dünyada. Yani bize yansıyan algısı üzerinden söylüyorum. Dinin kendisi varlığını devam ettirir. Neler geldi bu dünya, evet. Firavun'u gördü, Nemrut'u gördü. Ne bileyim neler gördü. Çağdaşlardan söylemeyeyim ama çağdaşlarda herkes kendisi saysın ama, yani. Ama şey din olarak kaldı. Din olarak kaldı ama bugün niye panikteyiz peki? Yani hiç bu kadarını mı görmemiştik? Ya da bugün daha profesyonel bir zemin kaymasıyla mı karşı karşıyayız? Aslında mesela geçmişte de Kur'an-ı Kerim'in yani çok basit, yalın bir perspektifle baktığımızda bir de din olarak İslam'ın Hazreti Adem'den itibaren başına gelmedik kalmadığını görüyoruz. İşte ya doğrusu benim kendi paniğim biliyoruz. Yahudiliğin dönüşümünü biliyoruz. İslam'ın farklı yorum müdahaleleriyle nasıl yer yer ölçüsünü kaçıracak bir ideolojiye dönüştürüldüğünü biliyoruz. Dikkatli kullanıyorum değil mi hocam? Yani bunları görüyoruz yani. Ama bugün daha çok sanki din adına korkuyoruz. Allah değil de biz sahiplenmişiz gibi
bir şey var. İşte bendeki de... Bu algı da sanırım. Evet, bendeki olan şey de şu hocam. Yani onu kısaca söyleyeyim. Hocama bırakmak istiyorum. Yani ben mesela dinin kendisi için hiç endişe duymuyorum. Benim duyduğum endişe kendimle alakalı ve sevdiklerimle alakalı. Benim kendi imtihanımla alakalı yine bir şey olmaz. Endişelerim var. Evet yani din... Şey mi Allah'ın bu dini. Abdülmuttalib'in şeye söylediğim nasıldı o alev bu? Kabe yani fil yani orası, Ebrehe'ye gidiyor ya işte yani istiyor. Benim develerimi ver Ebrehe'de. Ve yani o kadar değil ama benim kendi imtihanımla alakalı dertlerim var. Ben develerin peşindeyim. Ve sevdiklerimle alakalı var. Kabe'nin sahibi Allah, o onu korur. Evet ya ne kadar dinin güzel. Dinin sahibi Allah, o onu korur yani. Ne kadar güzel. Ya bak şimdi burada... Şimdi mesela buradaki anlam zenginliği, yani Abdülmuttalip ve onun işte peygamberimizin dedesi, onun Ebrehe ile arasındaki bu diyalog, sen bana develerimi ver ama ben senin Kabe'yi işgal ediyorum diyor. Sen hala ne kadar sorumsuzsun, develerin peşindesin. O da diyor ki orası Allah'ın sesi diyor ama. Mesela bugün sözüm ona dini duyarlılıklar şöyle bir tartışmayla ilerliyor. Acaba bu gerçek mi? Bu hikaye nereden çıktı? Ya burada aslında bir feraset şey yapılıyor, temellendiriliyor değil mi? Yani Allah'a ait olanla insana ait olan, insanın peşine düştüğü şeyle Allah'ın sahiplendiği şey. Ama şimdi o düşündüğünüz şey tarihselci bir düşünme biçimi. Bu gerçek mi? Öyle mi? Ama bunun bir ötesi de var, arkeolojik düşünme biçimi. O zaman ebabil kuşlarının attığı taşları arayacak birileri. Onu evet çoktan şey mikroba dönüştürdük. Nereden, yani nereden bakarsan bak, orada asıl olan o hikmeti, ha, hikmet bulmak, evet ben bulamadım o kelime gelmedi. Hikmeti bulmaktır yani hikmete erişmektir. Şimdi bak bu tartışmalarda benim şöyle bir şeyim var. Daha dün ya da önceki gün okuduğum ya da böyle göz gezdirdiğim bir şey de muhtemelen sen gönderdin. Yani ya diyor ki mesela işte İslam şöyleydi, İslam ya İslam'a bir şey oldu yok, İslam hala İslam. Ya sen insanlar üzerinden, Müslümanlar üzerinden tanımlar yaptığın şeyi, ahlaksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik, zulüm, yanlışlık ne dersen de bunu eşittir İslam deme. Yani bunu özellikle bizim önümüze koyma, bu yanlış bir şey. Yok yani senin din dediğin, İslam dediğin şey değil bu. Kim önümüze koyarsan koy. Ama bana söyle, hoca diyor ya işte bak ben kendimden mesulüm, kendi şeyimin peşindeyim diyor değil mi? Kendi hocam ama iyi de sen şimdi bunları hani böyle kendince derin okumalarında İslam'a ait olanla, Allah'a ait olanla kendi arandaki farkı biliyorsun. Evet. Ama gündelik muhabbet dünyasında böyle konuşulmuyor. Abi işte sorun biraz da buradan. Yani ben bir çok iddialı bir entelektüelin şöyle bir makale yazdığını biliyorum. Yani bu dinin geri çekilişi. Ya tamam da üstte şimdi benim üzerimden, benim yamukluğum üzerimden İslam'ı tanımlayan kişi aynı kendi yamukluğu üzerinde niye kendi inancını ya da neye inanmıyorsa onu yargılamıyor, sorumlu tutmuyor. Allah bu hadise bu işte, bunu söylemek istiyorum. O zaman bu da bir zamanın ruhunun kendi açısından tanımlanması olarak değerlendiriyorum ben bunu. Dolayısıyla burada sen IŞİD'i bilmem neyi İslam'la özdeştirirken kendi içindekileri niye İslam, yani kendi dininle özdeşleştirmiyorsun? Kendi bakışına, inancına, neyse neye inanıyorsun onunla özdeşleştirmiyorsun. İşte o demin benim sorduğum soruda kilitleniyor. O zaman sizin iyilik, doğru, sahih diye tanımladığınız şey niye baskın bir İslami tema olmuyor? Yani işte bu... Burada neler oluyor? Işte burada neler olduğu şu. Kul olarak, Müslüman olarak üzerimize düşenin çok ötesine geçmek gibi bir çaba mı gösteriyoruz? Ya da yani dinin bizatihi sahibi miyiz ki biz? Dini zorluyor muyuz? Sanki biraz öyle olur. Yani niye bu kadar zorlaştırıyoruz ya da zorluyoruz? Orası, o geçitten nasıl geçeriz bilmiyorum. Dini zorlamak. Ama bilmiyorum yani. Onu biraz Allah'a haşa, Allah'ı kendi adımıza konuşturmak, Allah'ı kendi tercümanımız haline getirme konusunda bir belki de yani bu modern... Niye herkesten İslam alimi olmasını bekleyelim ki ya? Buralarda Bünyamin Hoca'nın mutlaka bir görüşü var. Niye herkesten İslam alimi? Ya Müslüman olmak, ilmi hal ehli olmak varken niye herkesten mesela İslam Tanrı'yı alimi? Kıyamete zorlamak diye bir ifadeyi evangelistler üzerinden duyduğumuzda hoşumuza gidiyor. Yani burada sırf o Hristiyani Tanrı tasavvurunun kanıtlanması için gerçekleştirilen işte 11 Eylül için de benzer bir tema yapılmıştı biliyorsunuz. Ama sıra bu mahalleye gelince, bu dünyaya gelince
orada biraz görmezden geliniyor. Ben bu gündelik dildeki dini savurganlığı anlayamıyorum Bünyamin Hocam. Bu kelime yakışıksız olduysa geri alabilirim. Yok, bence yani dini savurganlık tamam, derken. Tamam, dinin sahibi Allah, evet. Amenna. Ama biraz onun adına da çok konuşan var gibi geliyor. Bu dil, bu sahiplenilmiş dil belki de acıtıyor insanları yani. Veya modern dünyanın grameriyle yetişmiş insanlar bu sahiplenilmiş dilde bir şeye düşüyorlar. İşte bu. Paniğe yakalanıyorlar. Benim için yani. Dikkat çekmek istediğim bu üstad. Biraz açın Ali abi. Yani şöyle yani şimdi şu bu falan gençlik, Z gençliği diyoruz, işte alfa gençliği diyoruz, sonra beta gama ne gelecek artık. Yani bak şimdi abi 50 yıl öncesinin diliyle, din diliyle, dininin diliyle sen bu gençlerle nerede buluşacaksın? Nasıl buluşacaksın abi? Başka bir diller, başka bir söylemler. Bugünlerde herkes bunu konuşuyor. Evet. İşte bu da ne oluyor biliyor musun? Senin din adına, ki İslam'da söylüyorum, yani öyle bir noktaya getiriyor ki genç yaşadığı dönemde zamanın ruhu başka bir şey söylüyor. Sen hiç alakasız bir şey söylüyorsun. Buluşturamıyorsun. Bu buluşmamanın acısını çok çekiyoruz. Hepimiz çok çekiyoruz. Hakikaten çok çekiyoruz. Yani bu sözünü ettiğimiz, üzerinde durduğumuz nesil, nesli cedid, varoluşsal sorularla karşılaşmıyor mu? Onları atlayarak mı yaşıyor? Hayır. Yani o varlık dünyasının temel bir takım sorularıyla hiç yüzleşme olanağı yok mu? Olmaz, o soruları geçiştirmesini sağlayacak bir manipülasyon dünyasında mı yaşıyor? Onlara ya, bizim cevaplarımız onların anlayacağı dilde hocam, olmuyor. Ben İmam Hatip mezunuyum. Bunu her fırsatta söylerim. Bugünlerde çok anlamlı ve güzel bir şey olduğunu düşünenler olabilir. Hani İmam Hatip mezunuyum. Bir sınıf, bir imtiyazlı bir kategori olarak değil. İmam Hatip mezunu olmama rağmen, onun üzerine bir ilahiyat eğitimi koymama rağmen 25, 26, 27 yaşlarında, ki benim o geçiş süreçlerimde siz beni tanıyorsunuz. Yani muhtemelen de yaşadığım sancılardan haberdarsınız. Ben her insan tekinin hayatının belli bir evresinde yaşayabileceği o derin soruları tam da böyle arkasında İmam Hatip ilahiyat varken yaşadım. Bir kısmını geçiştirdim, bir kısmının üstüne gittim. Bir kısmında beni tatmin edecek cevaplarla ilerledim. Ama bu sancıyı benim gibi herkesin yaşadığından eminim. Yaşıyor. Peki bu yeni üzerine konuştuğumuz jenerasyonun bu sorularla hiç karşılaşma olasılığı yok mu? Tabii ki var. Tabii ki var. Tabii. Olacak. Peki bu karşılaşmayı ben bir birikim üzerine yaşadım. Bu birikim olmadan yaşayanlar nasıl açacak? İşte kime ya, seslenecek yani? Onlara biz cevap vermeye kalkışırken birileri bu iş için kendini ehil gören, yani birileri cevap verirken işte bugünün anlam dünyasında, bugünün diliyle, söylemiyle o gençlerin, mesela şöyle söyleyelim, ben o gençlere zeka derken o yapay zekayı anlıyor, ben başka bir zekayı söylüyorum aslında. Buluşamıyoruz. Bizim de kusurumuz var. Biz bunu söylüyorum yani. Bu kusur, bir de şu var yahu, o gençlerin o soruların cevabını kendi aramaları gibi bir yükümlülükleri var illaki. Yani kolaycılığa kaçmamaları gerekiyor. Tamam, ben gençleri suçlamak adına söylemiyorum. Hepimizin geçtiği süreç, kendi gençlik dönemimizde de biz de büyüklerimizde bu şeyleri yaşadık. Ama şu var, dedin ya bak, kendi sorularımı tamam, bir şeyimde, müktezebatımda İmam Hatip ilahiyat vesaire var dediğinde tamam, aynı şekilde ben de geliyorum ama bu sorularımın cevaplarını vere vere geliyorum. Sonra sonra geliyorum. Bazen de üstünü örte örte geliyorum ve zaman bana o soruların cevabını önüme çıkaracak öyle olaylar yaşatıyor ki. Ama kolaycılığa kaçtığımda, önüme sunulanı aldığımda bu sefer çuvallamaya başlıyorum. Çuvallıyorum resmen bir genç olarak. Yani şöyle bir şey. Yani gerçekten İmam Hatip mezuniyetinin bir ruhu var mı? Yani bir ruh yaratıyor. Duyamadım. İmam Hatip mezuniyeti bir ruh yaratıyor mu? Bir ruhu var mı? Ne yaparsak yapalım bizi... İmam Hatip'lere bu kadar yatırım yaptığımız bir dönemde sen bu soruyu sordun mu ben... İşte ne yaparsak yapalım bizi çağıran bir ruh, bizim dışımızda bir ruh var mı? Ha varsa işte aslında Zeitgeist tartışması da burada oturuyor aslında. Bir nevi aslında İmam Hatip mezuniyetinin bir zemini olduğunu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu Zeitgeist meselesinde
zeminin nerede olduğu aslında tartışmalı. Biz hep din, İş geliyor zamanın ruhuna tabii, yine. Tabii. Din üzerinden zemini konuşuyoruz mesela. Dil üzerinden de konuşabiliriz. Irk üzerinden de ekonomi konuşabiliriz. Üzerinden. Tarih üzerinden de konuşabiliriz. Tabii. Akıl üzerinden işte evrensel bir zeitgeist olarak konuşabiliriz. Aslında zeitgeist bunların hepsine müsait bir kavram. Yani onu da söylemek lazım. Biz zemini başlangıçta biz, biraz. Biz Müslümanlar zemini dinde gördüğümüz için hani bu kavramı din üzerinden konuşuyoruz. Bunu da altını çizmemiz lazım. Ama bu kavramı çok rahat bir şekilde birisi dil üzerinden, kültür üzerinden, tarih üzerinden, hatta işte evrensel anlamda akıl üzerinden konuşabilir. Der ki aslında siz ne yaparsanız yapın, sizi çağıran bir aklın gereği var. Başka bir şey yapamazsınız. Zaten aklın gereği neyse. İşte onun için dedim, Marksizm de aslında bu anlamıyla bir zeitgeist. O da maddi bir temel üzerinden her şeyi şekillendirdi. İşte ekonomi olsun, toplum olsun. Ve dedi ki aslında her şeyin temeli ekonomi ve toplum. Eğer zamanda değişken bir şeyler varsa, işte siyaset olsun, kültür olsun, hatta din. Mesela o dini de değişkenler içine koydu, sabiteler içine değil. Dini de değişkenler içine koydu. Bu aslında ekonomi ve topluma göre değişiyor. Yani eğer bir toplumun yani zeminden gelen bir düşüncesi varsa bu ekonomi ve toplumdur dedi. Aslında diğer hepsi değişkendir. Yani bir insanın o sınıfsal çatışması içinde dini de değişir, işte dili de değişir, işte siyaset biçimi de değişir, hukuk biçimi de değişir, tabii. Her şeyi değişir dedi. Mesela o anlamıyla Marksizm de aslında kendi içinde bir nevi bir zamanın ruhunu temsil etti. Ama biz mesela Müslümanlar olarak tabii ki zamanın ruhunu koyduğumuz yer, yani aslında bu bir taraftan zemini koyduğumuz yer, bir taraftan aslında sabiteyi koyduğumuz yer, vahiy olduğu için, yani zamanın ruhu kavramında bir Müslüman olarak tabii ki vahiy üzerinden konuşuyoruz. Yani bunun altını çizmek gerekiyor, yoksa zamanın ruhu kavramına çok rahat bir şekilde tartışmayı ya da tabii. Bu tür tartışmaları aha. Aynı zamanda Müslüman olduğumuzu, bizi evet. Bağlayan kabuller olduğunu altını çizerek ve bizi çağıran, altını çizmeye gerek yok, bizim, böyle olduğunu. Bizi çağıran bir din sahibi olduğunu, değil mi? Bizi çağıran bir din sahibi olduğunu düşünüyoruz. Yani oysa mesela siz inanmıyorsanız çağıran bir din sahibi olduğunu düşünmezsiniz. Sizi çağıranın tarih olduğunu düşünürsünüz. Ya da sizin çağıranın onun yerini toplum biri kapatıyor. Düşünürsünüz. Tabii, orada tabii. Bir o boşluk o, kapatıyor. O aslında modernite içinde işte Tanrı'yı koyduğunuz şeyler. Yerine, Tanrı'nın yerine koyduğunuz şeyler. Sizi çağıranın insanlık olduğunu düşünürsünüz. Hümanizm. Sizi çağıranın akıl olduğunu düşünürsünüz. Marksizm olduğunu sizi çağıranın ekonomi olduğunu, toplum olduğunu düşünürsünüz. Düşünebilirsiniz. Sizi ama zeitgeist sizin dışınızda bir şeyin çağırdığını düşünmek. Bizi karşılayan nedir? Kadar. Ben derken onu... Evet, aynen öyle. Onu ifade o cümle işte. Istemiş. Yani siz mesela işte değişkenler içinde yaşarken, değişkenler içinde varoluşunuzu şekillendirirken sizin aslında sizi karşılayan, sizin sabiteniz nedir? Ona karşı duruşunuzu nasıl şekillendiriyorsunuz? Yani ben ona şöyle diyorum, onunla çıpanızı nasıl koruyorsunuz? Yani önemli yani onunla çıpanızı nasıl koruyorsunuz aslında? Evet, nasıl bir yer alıyor? Nasıl bir bağlamda? O çıpanızı korurken neler yapıyorsunuz? Yoksa çıpasız bir hayatta kendinizi akışa bıraktığınız, bir şekilde o kaygan zeminden mutlu olduğunuz, aslında kaymaktan bizatihi zevk aldığınız bir hayata mı, bir akışa mı bırakıyorsunuz kendinizi? Bu aynı zamanda bir konfora mı bırakıyorsunuz diye soruda. Bir konfora mı bırakıyorsunuz kendinizi? Bu soruyla alakalı bir şey aslında. Yani bu şimdi soracağım veya yani son dakikaları da yaşıyoruz şu anda. Sonuna doğru geliyoruz programın ama sormadan da edemediğim bir şey var. Peki din zamanın ruhu olabiliyor mu? Böyle bir şey. Benim kişisel kanaatimi sorarsanız. Din zamanın zemini. Din hiç öyle bir iddiası da olmaz. Hiç öyle merkezi bir pozisyonu da sahiplenmek istemez. İnsan kendi arayışıyla, o kutsalla, o hakikatle bir şey kurar. Bağ kurar. Yeri geldiğinde çok yalnız olur. Yeri geldiğinde büyük bir ümmetin parçası olur. Yeri geldiğinde taşıyamayacağı bir yüke ortak olmak zorunda kalır. Ama böyle bir sanki egemen, başat, bir şey yokmuş gibi. Ya bence şöyle düşünüyorum. Din de, din kavramını o büyük anlamda din çünkü çok büyük bir kavram. Onu söylemiyorum ama yani bir Müslüman için vahiy
zamanın zemini. Yani zamanın başı da o, zamanın sonu da o. Aslında zamanın zemini ama zamanın sonu da o baktığınız zaman. O yüzden vahiy ile kurduğunuz ilişki, vahiy ile kurduğunuz veya vahiy ile koruduğunuz çıpanız aslında sizi zamanın ruhuna bağlayan şey bir Müslüman için. Ya da zamana bakışınızı, zamanla ilişkinizi yöneten şey. Hı. Ama şey değil yani. Ama bütün bunları söylerken sizin ama edilir bir avantajınız var. Ama siz de bunlardan haberdarsınız. Haberdarsınız. Bireysel evet. Sorumluluk dahilinde, kulluk sorumluluğu dahilinde. Bu etkileşim çağında yer alan insanların bu kararlılıkla tercihte bulunmaları kolay mı? Yani şöyle düşünürüm ben. Yani özellikle Batı düşüncesindeki çok temelde düşünürlerin hemen hepsini. Bizim gördüğümüz şeyi gördüklerini, kimisinin ürküp kaçtığını, konfora kendisini teslim ettiğini, kimisinin... Yazıyorlar zaten. Kimisinin Tolstoy içinde ürktükten sonra kendisini ya. Uçuruma bıraktığını, arada kaldığını, kimisinin kendi dinini kaybettiğini, kimisinin başka bir şey yaptığını düşünürüm. O yüzden düşünen herkesin görebileceği basitlikte bir din. Şey bu, aydınlanma bu kadar mı büyük bir kompleks üretti ki? İnsanlar bu hakikati söylemekten, yani mesela intihara gidiyor, nihilizme gidiyor, korkunç debeleniyor yani hayatın sonunu rezil ediyor bir anlamda. Büyük ustalar, yol gösterici düşünürler, yani bunların hepsinden etkileniyoruz. Ben şahsen hiçbirini küçümsemek, bunda nereden çıktı diye onlar üzerine bir eleştirel şey, dil kullanmak istemem. Hani o entelektüel eleştiri ayrı. Ama mesela böylesine derinlemesine hayatı kavramayı başarmış insanların sonuçta nasip eğer beklenen oysa kendi kendini kurtaramamaları da çok hüzünlü oluyor. Ya ben şöyle düşünüyorum yani. Yani ben mesela annemin, babamın, ne bileyim yakınlarımın işte gidişlerini, ölümlerini görüyorum. O güzel yolculuklarını görüyorum. Ben de bunu istiyorum aslında. Yani ben de döşeğimde böyle kelime-i şehadet getirerek temiz ölmek istiyorum. Buna anlam yüklüyorum. Bunun çok değerli bir şey olduğuna inanıyorum. Ama bir yandan da diyorum ki ya bu kadar incelikli düşünen, kılı kırk yaran analizlerin sahibi olan düşünürlerin o hüzünlü vedalarına da insan şöyle, bu aydınlanma şöyle, bu kadar büyük hocam, bir kompleks yani, üretti. Aydınlanma varoluşla anlamlı bir bağ kuramadı. Onu nereden görüyoruz? Aslında sizin dediğiniz şeyden. Aydınlanmanın varoluşla anlamlı bir bağ kuramamasının en önemli göstergesi ölümle kurduğu bağdır aslında. Ölümle kuramadığı bağdır. Öyle demek lazım daha doğru. Kuramadığı bağ. Kuramadığı bağdır. Yani ölümle kuramadığı ve ölüm bağ ötesiyle. Aslında onun varoluşun anlamlı bir yere konumlandıramamasıyla alakalıdır. Ama işte ölümle bağ kuramadığınız zaman, ölümle anlamlı bir bağ kuramadığınız zaman zaten kaçacağınız yer ya intihardır ya konfordur. Evet, programın sonuna geldik. Bugün zamanın ruhunu konuştuk. Ali Büyükaslan, Bünyamin Bezici ve ben Necdet Subaşı. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz.